İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Değerli hocamız Profesör Ahmet Şimşirgil ile hazırlayıp sunduğumuz Tarih ve Medeniyete hoş geldiniz. Bu akşam konuşacağımız birden fazla konu başlığı var. Çünkü bu hafta önemli bir hafta. Tarihte çok çok önemli günleri içinde barındıran bir hafta. Bundan yaklaşık 500 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine çıktı. 28 Kasım 1534'te Kanuni İslam dünyası için bilim, kültür ve ticaret merkezi olan Bağdat'ı fethetti. Cennet şehri olarak adlandırılan Bağdat'ta Osmanlı sınırları daha da genişledi. Bu fethin Osmanlı'ya, Türk dünyasına katkılarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu hafta ise tüm İslam alemi için çok kutsal. Rebiül Evvel ayı 1 Aralık Perşembe günü başladı. 11 Aralık Pazar gecesini 12 Aralık Pazartesi'ye bağlayan gece Peygamber Efendimizin doğduğu gece olması dolayısıyla Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Peygamber Efendimizin doğduğu o gece neler yaşandı, o gece nasıl ibadet etmeli bunları da konuşacağız. Ve son konumuz Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında yaptığı konuşmayla aslında bu akşam gündemimize girdi sevgili izleyiciler. Bahçeli ne Avrupa Birliği ne Şangay Türk Birliği'ni kuralım. Hareket noktamızda çift başlı Selçuklu Kartalı sembolüyle ruh ve anlam kazanacaktır dedi. Çift başlı Selçuklu Kartalı neyi ifade ediyor? Bahçeli'nin önerdiği Türk Birliği'nin kurulma olasılığı nedir? Hepsini konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Hocam. Özlem Hanım teşekkür ederim. Evet, şimdi İzleyicilerimize hocam, muhabbetlerimi size sunarım. Evet. Şimdi son anda gündemimize girdi dedim. Bahçeli'nin yaptığı grup konuşması. Evet. Siz de dinlediniz o konuşmayı. Ama biz geçen hafta bu programda ne konuşmuştuk hocam? Onu sormadan edemeyeceğim. Değil mi? Konuşmuştuk? Geçen hafta biz başkanlık sisteminden bahsederken uzun uzun aslında bir noktada AB'nin yani yıllarca kapısında beklemenin büyük zillet olduğunu açıkçası. Yani artık bundan sonra AB'nin düşünmesi gerektiğini, bizim çok daha farklı liderliklere öncülük yapabileceğimizi, hem İslam coğrafyasıyla İslam Birliği hem Türk Birliği'ni oluşturabileceğimizi konuşmuştuk. Evet. Sayın Bahçeli Bey de aynı noktalara işaret etti aslında. Kesinlikle. Ne evet. Avrupa Birliği ne Şangay biz Türk Birliği'ni kuralım dedi ve hareket noktamız da Selçuklu'nun sembolü çift başlı kartal, olsun dedi. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Biz o çift başlı kartal sembolünü de bulduk şu an ekranlarımızda. Evet, sembolümüz bu. Bu neyi ifade ediyor hocam Selçuklu şimdi, için? Şimdi devletlerde kartal biraz hükümranlığı, hakimiyeti ifade eder. Gücü simgeler. En önemli yönü budur. Tabii bizim Selçuklu'nun çift başlı kartalı hem doğuya hem batıya yöneliktir. Yani aslında bu bizim eski Türklerde mevcut olan, İslam'dan sonra da devam etmekte olan, hani biz bunu belki sizinle de konuştuk. Cenab-ı Hak o Türklerin hakimiyeti meselesinde yeryüzünü Türklere verdi, idaresini. Yani karizmatiktir bizim hakimiyet anlayışımız. Cenab-ı Hak bütün dünyanın idaresini bize verdi. Öyleyse biz idare etmeliyiz. Böyle bir anlayış vardır bizim tarih bakımından hakimiyet olarak. Dolayısıyla burada da Selçuklu'nun doğu-batı yönünün iki tarafa da olduğunu ifade eder. Yani biz aslında tabii burada AB derken yönümüzü hiçbir zaman batıdan geri çevirmeyiz. Bizim yönümüz her zaman batı tarafındadır. Batı ile entegre olan, ticaret eden, batı ile işbirliği içerisinde olan, bizim bugün batıda yani bu batıyı ifade ederken batı da izafidir biraz. Yani doğuya gittiğiniz zaman biz de batıdayız. Böyle bir yönü de vardır. Evet. Ama biz Osmanlı'yla Viyana önlerine kadar varmış. Biz Endülüs Emevileriyle İspanya'yı asırlarca idare etmiş bir hem dinin mensubu hem ırkın mensubuyuz. Böyle bir yönümüz var. Bugün bizim Batı Trakya'da olsun, Bosna'da olsun, Kosova'da olsun nice dindaşlarımız, ırktaşlarımız, Almanya'da ne kadar Müslüman Türk yaşadığının bilincindeyiz. Dolayısıyla biz sadece bir işbirliği olarak yani AB Birliği'nin içerisinde yer alan bir devlet olarak orada bulunmayı istiyoruz. Yoksa almadıkları zaman bizim batıdan hani yüzümüzü tamamen doğuya dönecek değiliz. Böyle bir hususiyetimiz yok. Ancak hani illa istemeyene de zoraki böyle bir birliğin içerisinde olacağız da demeyeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim.
Biz bu işten vazgeçtiğimizde 5 sene sonra onlar almak için çırpınacaklar. Ya zaten AB diye bir şeyin ömrünün ne kadar olduğu da tartışılır. İngiltere çıktı, sırada İtalya var. Sırada İtalya var. Dağılma süreci. Gidiyor yani dağılma süreci. Kendi halinde büyümediğin zaman küçülmeye başlarsın. Ya büyüyemezsen küçülme başlar bu defa. Bu tarihin bir yazgısıdır. Ya hep büyüme devam edecektir, ilerleme devam edecektir. İlerlemeyi yapamazsan, yerinde saymaya başlarsan bu gerilemenin başlangıcı olur. Bugün işte Şangay büyüyor ve büyümeye de devam ediyor. Edecektir de. Türkiye de gelecektir. Ben tabii burada Devlet Bahçeli'nin hani ne Şangay derken aslında Şangay'a biraz da Türk Birliği diye bakmak lazım. Şu anda Şangay'da en fazla Türk devletleri var. Değil mi? Evet, tabii. Türk devletleri var. Yani Kazakistan var, Tacikistan var, Özbekistan var, değil mi? Yani baktığımız zaman Şangay'da Kırgızistan var. Dört tane Türk devleti var. Evet, Rusya ve Çin var. Rusya ve Çin var. Şimdi Azerbaycan'ın girdiğini düşünün, Türkiye'nin girdiğini düşünün. Yani bir anlamda Şangay Türk Birliği yolunda ilerliyor. Yani orada bizim ne Şangay dememek lazım açıkçası. Şangay'da bizim takipçisi olmamız lazım, girmemiz lazım. Orası bizim yerimiz aslında şu anda. Ama biz oraya Türkiye'nin girmesi demek, İslam ülkelerini de oraya almak demek. Yarın Pakistan'ı, Hindistan'ı zaten Şangay yolundalar. Aynı durumu görüyoruz. Keza bunun yanında Suudi Arabistan'ı, diğer ülkeleri de biz oraya alabiliriz ve orada gücümüz son derece artabilir. Peki Bahçeli'nin önerdiği gibi böyle Türk Cumhuriyetleri'ni de içine alan bir Türk Birliği, Turan yolunda hatta. Yani ben Türk Birliği'ne şöyle bakıyorum açıkçası. Yani biz Türk Birliği'ni böyle özel bir birlik gibi görmek yerine, yani Türk Birliği'nin her birinde niye sınırlar olsun? Yani güçlü bir Türkiye sınırlarını kaldırmış, giden gelen, ticaret yapan, aynen Avrupa Birliği gibi bütün bunlar yapılabilir. Bunlar için illa birliğe de bazen gerek yok. Yani harita üzerinde sınırları olan, ancak bu sınırların önemi olmayan, insanların rahatlıkla gidip gelebileceği çok güzel şartlar oluşturulabilir. Bunlar neden olmasın? Biz neden o ırktaşlarımızın, kendi akrabalarımızın araya sınırlar koyalım da izinle girelim? Ya bunlar bizim dindaşımız, ırktaşımız değil mi? Evet. Yani neden bugün Türkiye'de olduğu gibi vizelerin olmadığı bir İslam Birliği gidiş geliş olmasın? Bunlar çok rahat olabilir. Bunları Avrupa yapıyor, biz neden yapamayalım? Bütün bunları en önemli gündeme getirecek olan ülke Türkiye'dir. Yani çünkü Türkiye asırlarca işte bu idarenin merkezinde olan, Osmanlı'nın merkezinde olan bir devlettir. Devlet geleneği çok yüksektir. O sebeple de bu büyüklüğü, bu abiliği en iyi yapacak olan biziz. Bu noktada bizler bu tip adımları atmalıyız. O sebeple Devlet Bey'in böylesi çıkışlarını ben çok önemsiyorum. Gayet güzel. Son zamanlarda çok iyi noktalara gerçekten parmak tarihe basıyor. Tarihe de değiniyor hocam. Şimdi Selçuklu dedi, sembol dedi. Biz Şvitbaş Kartalı hemen baktık ne anlama geliyor. Hem Doğu hem Batı hakimiyetini anlamına geliyormuş. Doğru yani şimdi. Biraz hatta Selçuklu'ya da baktık. Bir Osman Gazi. Pek çok insan da bakmıştır. Osman biraz Gazi, da konuşmak istiyorum aslında. Tabii Selçuklu. Osman Gazi devletini kurarken Ertuğrul Osmanoğlu'sun Oğuz Karahan neslisin der. Tabii. Ta 42. Göbek'te Oğuz'a Karahan'a kadar gider. Bu bir tarih şuurudur. Biz Selçuklu'yu da, Gazneli'yi de, Karahanlı'yı da, her birini, Eyyubi'yi de, Memlük'ü de, her birini yaşatacak, her birinin işte Cumhurbaşkanlığı forsunda o devletleri taşıyan bir devlet ve millet olarak biz bunların her tür tarihi geçmişine sahip çıkmamız lazım, yaşatmamız lazım, unutturmamamız lazım. O sebeple böyle bir kartal figürünü gündeme getirmesi de çok güzel oldu açıkçası. Evet, bence de. Atalarımız Osmanlı'dan önce Selçuklu, değil mi? Tabii ki. Osmanlılar Selçuklu'yu 200 sene. Selçuklu'yu biraz konuşmak istiyorum. Selçuklu ne yaptı? İnşallah Selçuklu'yu bir programda uzun konuşuruz. Bir programa da sığmaz bunu. Mesela gelecek programlarda Alparslan'ı, Melikşah'ı, diğer böyle de şeylerimizden, Selçuklu hükümdarlarından uzun uzun bahsederiz. Osman Gazi'ye ilk defa Selçuklu'dan beylik alametleri geldiği zaman Osman Gazi hürmeten ayağa kalkıyor ve yürüyor, karşılıyor.
Ve tabii o zaman tabl çalınıyor, mehter çalınıyor. Bu tabl çalma daha sonra mehtere dönüşecek, davul çalma. Ha, tabl, davul. Davul, evet. Ve bu mehtere dönüşecektir. Osmanlılar, hemen Osman Gazi 3-4 sene sonra da beyliğini ilan ediyor. Yani Selçuklu'ya bağlılıktan çıkıyor. Çünkü Selçuklu artık hükmen yok. Yani Moğollar yok ediyor. Fakat Özlem Hanım şu şeyi, şu bağlılık töresini tam 200 sene devam ettiriyorlar. 200 sene her mehter vuruşta padişahlar ayağa kalkar. O Selçuklu'dan gelen alametler dolayısıyla. Öyle mi? Tabii yani bütün bunlar şuurdur, tarih şuurudur. Unutulmama. Yani sen yeni doğmuş bir bebek değilsin. Senin tarihin var, ecdadın var, güç alıyorsun. Güç alıyorsun. O sebeple güçsüz bir insan haline gelir. Devletler tarihlerinden çok ders çıkartırlar, ibret alırlar. Bu onları ileriye doğru götürür. Onun için önemlidir. İnşallah Selçuklu'yu da ilerleyen programlarda ağırlıklı olarak geniş konuşalım anlatırız. Kesinlikle. İnşallah. Peki hocam. Şimdi aslında dedik ki bu hafta önemli bir hafta. Aslında önemli bir ay. Rebiülevvel ayı. Değil mi? 1 Aralık'ta biz girdik bu aya ama önümüzdeki hafta onu 11'ine bağlayan gece. 11'ini 12'sine bağlayan gece. 11'ini 12'sine bağlayan gece Mevlid Kandili'ni Mevlid Kandili gecesi. İdrak edeceğiz. Peygamber Efendimizin doğduğu gece olarak biliniyor. Efendim şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir kutlu doğum haftamız var. Nisan'da kutlanan. Evet. Bir de böyle hicri takvime göre değişen tarihler var. Hangisi acaba daha doğru mu diye sorayım. Yani neden bu böyle farklı farklı kullanıyor? Öncelikle ona sorarak başlamak istiyorum. Çünkü en çok vatandaşlarımızın da merak ettiği konu bu galiba. Niye böyle diyorlar evet. değil mi? Neden evet. iki defa kutlanıyor? Evet. İşte bu hafta bir hafta mı kutluyorsun, bir ay mı kutluyorsun? Evet. Yani şu 11-12'sinde başladığında bir hafta da kutlayabilirsin, bir ay da kutlayabilirsin. Bir geceyle de kutlayabilirsin. Bunu anlarım ama ta bunu miladiye çevirip, miladi takvimde Rebiülevvel ayının 11. 12. gecesi işte 20 Nisan geliyor. Evet. O haftayı biz kutlu doğum haftası yapalım diye söyleniyor. Sene 1980'den itibaren İslamiyet adına değişiklikleri çok ciddi takip etmek lazım. Ne zaman başladı bu kutlu doğum meselesi? Yaklaşık bir 17-18 sene oldu. 96'lı yıllardı galiba. Belki işte 18-20 sene. Bütün bunları çok iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz hocam? Şimdi neden böyle düşünüyoruz değil mi? Sizinle ilk programı ne üzerine yapmıştık? FETÖ. Sonra da beni bırakmadınız bakın Özlem Hanım. Öyle mi oldu? Şimdi evet, biz ilk programı FETÖ ile yaptık. Evet. Ve FETÖ'nün dine yaptığı yıkımları, dini bozmasını anlattık değil mi? Ve FETÖ'nün 1985'ten itibaren Türkiye'deki her yerde, her işte eli olduğunu söyledim ben o zaman. 1985'ten itibaren Diyanet, dindeki değişiklikleri gündeme almalı. Bütün bunların arkasında FETÖ var, ben burada söylüyorum. Bu sene kutlu doğum haftasını Diyanet kaldırmalı kardeşim. Diyanet dine ve İslam'a sahip çıkıyorsa, doğru işler yapacağım diyorsa kutlu doğum haftasını da kaldırmalı. Net. Net söylüyorum. Kaldırmalı bunu. Beni bir defa kutlu doğum haftasına davet ettiler. Bazen gidiyorum konuşmaya. Evet. Müftü Bey çağıracağına pişman oldu. Ben dedim Peygamber Efendimizi her zaman konuşalım. Evet. Ben bundan yanayım. Burada da konuşacağım. Hı hı. Bugün de konuşacağım. Ama niye bu haftayı seçiyorsunuz? Bunun haftası var. Bunun günü var. Asli günü. İbadet olan günü. Bu bir ibadettir. İbadeti değiştirme. Neden bunu yapıyorsunuz? Ben bunun da üzerinde duracağım dedim. Hı hı. Ve bunun yanlışlığını anlattım. Bunu ben 10 senedir çağrıldığım her yerde Peygamberimizi konuşurum. Fakat konuşurum, bunu da söylerim yanlış olduğunu Özlem Hanım. Hı hı. Mesela çok önemli bir yanlış daha var biliyor musunuz? Şimdi eğer kutlarlarsa biz inşallah ömrümüz olursa o güne derdiğimizde yine o güne dair bir iki laf ederiz. Bakın şimdiden söylüyorum. Peygamberimizin bir yönünü konuşacaklar. Bir yönünü.
Mesela ne diyecekler? Cömertliğini konuşalım diyecekler. Misal olarak söylüyorum, henüz bilmiyorum. Hı. Bir yönünü, cömertliğini konuşalım diyecekler. Kutlu Doğum Haftası'nda. Kutlu Doğum Haftası'nda. Tabii. Kutlu Doğum Haftası'nda işte cömertlik yönünü. Neden daha önce ne konuştular? Sevgi yönü. Hı. Daha önce ne konuştular? Merhamet. Neden bir konuyla sınırlandırılıyor? Müftü, bakın çok önemli bu. Müftü Bey dedi ki, Ahmet Bey merhamet yönünü konuşacağım. Neden merhamet yönünü konuşuyorum dedim. Hı. Merhamet yönünü bir daha 1000 sene sonra mı sıra gelsin dedim. Hı. Ben burada 1 saatte Peygamber Efendimizin mucizelerinden, doğumundaki olaylardan, merhametinden, sevgi yönünden, kazalarından, her yönünden bahsederim kardeşim. Niye beni sınırlıyorsun? Bunu veren kim? Bunu isteyen bir Fransız ilim adamı. Allah Allah. Tabii ki bunu teklif eden bir Müslüman değil. FETÖ'cülerin etkisinde bir Fransız bana akıl öğretiyor. Bir Kutlu Doğum Haftası yapın, bir yönünü işleyin. Bu öyle mi başlamış? Tabii. 3-5 sene önce başladı bu da. Bir yönünü işleyin. Allah Allah. Unutturacaklar Özlem Hanım. Her şeyi unutturacaklar. Dini bozup unutturma. Bunun arkasında yazın FETÖ var. Bana bunu söylesin birisi. O gün hangi Diyanet İşleri Başkanı? Kim bunu teklif etti? Hangi şartlar, çatışmalarla? O günlerde öylesine karışıklıklar oldu ki olamaz bu dendi. Çünkü bu dini bir meseledir. Bakın şimdi ne olacaktı biliyor musun bunun devamında? Hı. Çok kandil geceleri var değil mi? Evet. Ne var? Berat gecemiz yok mu? Var. Kadir gecemiz yok mu? Regaib gecemiz yok mu? Hı hı. Şu FETÖ'cüler başarılı olsa ne diyeceklerdi? Madem ki Mevlid kandilini işte miladi takvime göre yapıyoruz, o zaman diğer kandilleri de böyle yapalım. Bakın büyüklerimiz 20 senedir bunu böyle yapıyor. Bunu da çevirelim. Ne diyeceğiz o zaman? Ne söyleyeceğiz? O zaman tabii ya niye olmasın insanımız? Neden olmasın? Madem Mevlid kandili oluyor, neden Berat gecesi olmasın, Kadir gecesi olmasın, şu gece olmasın? Söylemeyecek kutsal miyiz? Kutsal geceler tabii. Miladi takvime göre. Kadir gecesi hangi ayda? Ramazan ayında. E niye Ramazan ayını da çevirmeyelim o zaman? Bak Kadir gecesini kutlamaya başlarsak, ya iyi işte ne güzel. Orucu da onu da böyle bir şeye getirirler, denk gelir. Hmm. Ocağa. Bak ne güzel, Ocak ayında günlerde kısa şey, oruç da rahat tutulur. Her sene oruç ayında tutalım. Özlem Hanım, bir şeyi yıktı, bakın bir şeyi yıktığınız zaman ben geriden ne geleceğine bakarım. Geriden bunu daha neler takip edecek? Cumhurbaşkanımız Diyanet İşleri Başkanı'na söyledi değil mi? Bu adamların bozukluklarını söyle. Al bir bozukluğunu da ben söylüyorum. Kutlu doğum haftası. Kutlu Doğum Haftası. Kutlanmaz kardeşim. O gün ben Peygamber Efendimiz'i 1 yıl konuşurum. Bu ayrı. Ama bir haftaya hasretme. Biz bu geceyi niye? Çünkü bu gece Peygamber Efendimiz de kutluyordu. Bu gece herkes 1400 küsür senedir bu gece olarak, bu mübarek bir gece, onun doğduğu gece, bu geceler Arabi aylara göre olur ve her yıl dönüşümlü olduğu için her gün kutlanmış olur. Yıl böyle devam evet, ettikçe. Öyle bir özelliği var. Değil mi? Tabii böyle bir gece o döndüğü için evet. Her sene değişir bu. Her ayda kutlamış oluruz. Her ayda oruç tuttuğumuz gibi. Bozma. Onun için net söylüyorum, bu dindeki yapılan her yanlışın ardında son 35 senedir FETÖ var. Camilere sıralar mı diziliyor? FETÖ var. Hutbeden innet dine indallahil İslam ayeti mi çıkıyor? FETÖ var. Hutbeler bir elden mi yazılıyor? Yani bir kişi yazıyor ve bütün camilerde o okunuyor. FETÖ var. Yani bir günde öyle bir hutbe okurlar, Müslümanın imanlarını ifsad ederlerdi. Hı hı. Öyle bir hutbeyle bunu yaparlardı. Hepsinin ardında bunların FETÖ var. Şu 35 senede dindeki değişmeleri dikkat etmeli Diyanet. Yeni ne getirildi? Bu sene hangi konuyu söyleyecekler? Şimdiden uyarıyoruz. Neden Diyanet toplantılar yapmıyor? Soruyorum ben. Hı. Yapsın. Her yerde Nisan ayı geldiğinde İnan her yerde başlayacak. Herkes çağıracak. Bozuk olduğu zaman böyle oluyor. Bir yol bozulunca. Belediyeler, diğer şeyler,
Aslında madem öyle, Peygamber Efendimiz'i bu ayda çağırın insanları. Bu ayda konuşturun. Bu ayda insanlar gelsin. Şimdiden programı şöyle bir hafta önce de yapıyoruz ki öz zamanım değil mi? Yani geliyor hem de gündem yani. Olsun bu evet. insanlar da evet. bunun farkına varsın. Farkına varsın herkes. Yani FETÖ benim alnıma sadece kurşun sıkmıyordu. Üzerime tank yürütmüyordu. 35 senedir dinimi bozuyordu. Biz sizinle programda söyledik. Evet. Bunlar imanın şartını bile üçe düşürdü. Dördüncü de neydi? Ubudiyet veya adalet. İmanın şartında böyle bir şey var mıydı? Bunlar imanın şartını bozdular. Diyanetin hutbede daha bunların imanın şartları böyle yaptı diye anlattı mı acaba? Bir hutbede yazdı mı? Onlara bir hutbeyi ben yazıvereyim. Ve bütün bir millet hutbede FETÖ'nün niye insanlar bundan vazgeçmiyor? Neden? Bu siyasi lider, bu dini lider diye bakarlar. Bu dini lider dedikleri adamın nasıl bir din düşmanı olduğunu görsünler. İmanın şartını üçe düşürdüğünü görsünler. İmanın şartını veya diyerek imana şüphe getirdiklerini görsünler. Neden bunu yazmıyorsun? Ben bir kez daha onlara söyleyeyim. Nisan 2005 Ailem dergisinin içerisinde tam orta sayfasında Fethullah Gülen imzasıyla iman esaslarını dörde düşürüp dördüncüsü de ubudiyet veya adalettir diye yazdığını görsün Diyanet İşleri Başkanımız, iyi görsün ve ondan sonra da hutbelerde bunu işlesin. Diğer cemaatlerle uğraşmasın. Bunu işlesin. Çok önemli bu. İmanın şartını üçe düşürdü. Gözle namaz kılmaklar çıktı efendim. Ya neler değil mi yani? Neler evet. vardı? Evet. Bütün bunları iyi görmek lazım, iyi anlamak. İşte Kutlu Doğum Haftası'nı izleyicilerimiz, takipçilerimiz bunun farkında. Bunu biliyorlar. Çünkü 1400 senedir böyle bir adet yok. Böyle bir inanış yok. Böyle bir ibadet şekli yok. Bazıları da mevlidi kaldırıyorlar tabii. Mevlidi yok etmeye uğraşıyorlar bazıları da. Mevlid bit'at. Bunu da söyleyen insanlar var. Kutlu doğum haftası var. Mevlid'e mi gerek yok? Tabii. O değil. Tamamen yok. Reddediyor. Böyle bir şey yok diyor. Kim soyadı İslamoğlu'dur. Öyle birileri var yani. Soyadı İslamoğlu olmakla adam İslam'ı savunmuyor yani. Böyle ifadeler var. Bunlar da Mevlid'i. Bunlar nereden kaynaklanır? Abduh gibi. Cemalettin Afgani ve Abduh, özellikle İbn-i Teymiye ve Vehhabi hareketinin bir tezahürüdür bu. Onlar zaten hiçbir şeye, Peygamberimiz öldü gitti, şefaat yapmaz, hiçbir şey yok. Ona da bir şey okumak bid'attir diye çeker giderler. Yani yok ederler. Bir de böyleleri var. Bunlar az değil Türkiye'de. Böyleleri de var. Bunları da dikkatli kimler, olmak kimler lazım. Yapayım. Yani birisi yok sayıyor. Birisi bozuyor. Onu değil, bozuyor. Bir zaman ne çıkmıştı biliyor musunuz? Allah'tan bunu bizim Sayın Cumhurbaşkanımız değişti de yani geldi. Öteki Cumhurbaşkanı'nda bir felaket daha vardı. Önceki Cumhurbaşkanı'nda Abdullah Gül döneminde. Türkiye ilk defa en büyük zulmü yaşadı Mevlid adına. Hani Türkiye olanı herhalde Mevlid Kandili'nde böyle zulüm görmemişti. Neydi hocam? Neydi o? Mevlid Kantat Premieri. Duydun mu hiç? Müzikal Mevlid. Hayır. Mevlid yok, okunmuyor. Allah. Onu tabii musiki haline getirmişler. Ve orada Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Cumhurbaşkanı bilmem senfoni orkestrası Mevlid Kantat Premieri. Müzik çalıyor. FETÖ ne yapıyordu? Hizmet diye şarkıcı türkücüler evet. yapıyordu değil mi? Evet. Şarkı türkü, başka bir şey yok. Mevlid'i de şarkı türkü haline getirmişlerdi. Kim vardı onun arkasında? FETÖ. Gene FETÖ var. Asla arkasında birisi, tabii ben şimdi Abdullah Gül Bey bunu çıkarttı diyemem açıkçası. Ama yanı başındakiler kimdi? Ona bunu empoze edenler kimdi? Yaptıranlar kimdi? O Mevlid Kantat Premieri'ni bir sene sonra gitti de kurtuldu millet bu zulümden. Nereye gelirdi onu da bilemiyorum. Mevlid Kantat Premieri. Allah Allah. Neler duydu, neler duydu bu millet. Neyse hocam, biz daha güzel o zaman konulardan bahsedelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumuyla
dünyayı şereflendirdi. Ya. O gece bir gidelim dilerseniz. Dedi şanında hak levlak levlak. Muhammed olmasa olmazdı eflak. Bu geceyi İslam alimleri tabi Kadir gecesini en mübarek gece diye ifade ederler. Ama pek çok alim ondan daha önemli geceyi Mevlid gecesi olarak söylerler. Çünkü ne diyor? Dedi şanında hak levlak levlak. Muhammed olmasa olmazdı eflak. Levlake levlake lema halaktü leflake. Ey Resulüm sen olmasaydın alemleri yaratmazdım buyuruyor. Bu hadisi kutsidir. Alemleri yaratmazdım. Bütün bu alemler onun yüzü suyu hürmetine oldu. Demek ki o olmasa Kadir Gecesi de olmayacaktı. Dolayısıyla daha önde geliyor bakın değil mi? O olmasa tamam. Biz onu da yani o sebeple onun doğduğu gece her gecenin üstündedir. Şair de öyle diyor. Dedi şanında hak levlak levlak. O hadisi kutsiye işaret ediyor levlake levlake. Muhammed olmasa olmazdı eflak. Yunus Emre de hak yarattı alemi şanına Muhammed'in. Ay ve günü yarattı aşkına Muhammed'in. Ol dedi oldu alem. Yazıldı levh-i kelam. Okundu yazıldı levh-i kalem. Okundu hatmi kelam aşkına Muhammed'in. Yunus kime demeti? Över Kur'an ayeti. An vergil salavatı şanına Muhammed'in. Şimdi ne güzel anlatıyor değil mi? Yani, maşallah. Şimdi öyle hoş, öyle tatlı ifade ediyorlar. Evet. Bütün bu alemler, bizler, her şey onun aşkına, onun hürmetine yaratıldı. Öyleyse onu nasıl sevmek lazım geldiğini buradan düşünmek lazım. Onu nasıl? Kur'an-ı Kerim'de bizim her şeyden daha fazla, yani analarınızdan, babalarınızdan, evlatlarınızdan, malımızdan, mülkümüzden daha fazla Peygamber Efendimiz'i sevmemiz emrediliyor. Onu sevmek ibadettir. Onun için Peygamber Efendimiz de bu sebeple beni annenizden, babanızdan, malınız, mülkünüzden, çocuklarınızdan daha fazla sevmedikçe gerçek iman ehli olamazsınız buyuruyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Onu sevmek bir ibadet. Öyleyse onu övmek de bir ibadet. O sebeple insanlar her şeye kitaplarına onu övmekle başlarlardı. Ona salatü selam getirmekle her işe başlarlardı. Öyle başlarlar. Mesela onun en büyük düşmanı Ebu Leheb, doğduğunu duyduğunda, doğduğu kendisine müjdesi verildiğinde bir cariyesini, kölesini azat etti. Sonra kendisini rüyada öldükten sonra Ebu Leheb'i akrabalarından biri görüyor. Nasılsın diyor. Diyor ki sadece pazartesi geceleri o Peygamber Efendimiz'in daha doğrusu doğduğu gece azabım hafifliyor diyor. Öyle mi? Onun hürmetine o şeyi yaptığı için bir sevince düşünün ki onun ümmeti olmak bizler için. Onun ümmeti olmak, onu sevmek, onu kabul etmek ne büyük nimettir Özlem Hanım. Yani şu yetmez mi? Niye reddediyorsun? Yani adam din alimi diye geçiniyor, okuma mevlid diyor. O mevlid neyi övüyor? Peygamber Efendimiz'i övüyor. Niye okutmuyorsun? O da bir ibadet. Değil mi yani? Evet. Bakın niye sevmiyorsun? Günahımız çok olabilir. Ama Peygamberimize sevgimiz var. Peygamberimiz ne buyurdu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seversen onunlasın. Öyleyse sevelim deyin Peygamber Efendimiz'i. O sevgi bizi kurtarır. Her şeyden fazla sevelim. Bir kişi kimi severse ismini çok yad eder. Yarını yad etmeyen battalı kam kasvet yıkar demişler. Bir kişi çok kimi seviyorsa onun ismini çok yad eder. Yarını yad etmeyen battalı kam kasvet yıkar. Üzüntü, keder içinde kalırsın. Peygamber Efendimiz'i sevmemiz bile bize bir rahatlık verir yani. Tabii. Onun yanında oluruz, onun yanında bulunuruz, onun sohbetine ereriz diye. Yani insan hangi ibadetimize güveniriz ki? Hangi ibadetimize güveniriz? İnsan ibadetiyle gurur duyduğu zaman zaten bittiği andır. Övündüğü anda bittiği andır. Hangi ibadetimiz ona layık bilemiyoruz ki. İbadet yapalım diye güvenmeyeceğiz. Sevgimize güveneceğiz. Kalp yalan söylemez sevdiği insana. Vallahi Cenab-ı Hak bir adamı mahrum edecekse
İşte onu sevgiden mahrum ediyor Özlem Hanım. Evet. Sevemiyor. Ben mevlit okutuyorum. O içip gidiyor adamın. Bağırıyor. Lan niye gidiyor? Bir de din alimi. Din alimi diye geçiniyor. Görebiliyor musun ya? Şu hale bak. Ne adlar ezberledi. Ey Nebi adına alışkın dudaklarımız diyor. Ya şey Arif Nihat Asya. Ya, evet. Bazen böyle ne adlar ezberledi. Ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyessin efendim. Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa onun adına alışkın olan dudaklarımız yok bugün Barcelona işte bilmem Real Madrid futbolcularının Messi, adını ezberliyor. Messi, gençlerimize evet. Şu beyitleri ezberletsek hani şu Yunus'un okuduğu beyitler ne kadar güzeldi. Değil mi yani? Hocalar işte bırak şu şeyi ya, ibadeti bozup durma. Şu mübarek günde o sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin efendim diye Şeyh Galib'in beyitlerini okut. Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz'e Nat-ı Şerif'ini okut. Hı hı. Yunus'un Peygamber Efendimiz'e yazdığı şiirleri okut. Ne güzel bunlar yani. Hı hı. Ne tatlı işler, ne tatlı sözler, hı hı. Ne tatlı ifadeler. Hı hı. O zaman ne olur gencimizde? Peygamber Efendimiz'in aşkı yerleşir. Hı hı. Muhabbeti yerleşir Peygamber Efendimiz'in. İşte o aşk muhabbettir asıl olan da doğru bir şekilde. Onu verecektir bunlarla. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Bu adamlar onun da verilmesini istemiyorlar. İşte bu mevlid düşmanları. Mevlide karşı çıkanlar Özlem Hanım. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'den haşa böyle soğutmaya çalışacaklardı belki de değil mi? Evet İnsanları. Aynen. Evet. Aynen. Müslümanları. Tabii ki. Amaçları buydu belki bu, de. Bu. Kesinlikle. Evet hocam şimdi o gece neler oldu? O gece bazı böyle harikulade olaylar oldu. Evet, ama çok, sizin ağzınızdan ben dinlemek istiyorum. Bütün bunlar kitaplara evet. geçmişti. Hı-hı. Peygamber Efendimiz bunları anlatırdı. Hı-hı. Hadislerde ifade edilir. O gecede mesela olan olayları. Çünkü bütün peygamberler Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyorlardı. Hı-hı. İnsanlar biliyorlardı, bekliyorlardı. Ama bazı nereden gelecek, nereden çıkacak, kimden gelecek? Bunu tabii bilmek mümkün değil. Hı-hı. Mesela Yahudiler biliyorlar, bekliyorlardı. O gece Yahudilerin haberiniz olsun Ahmet bu gece zuhur etti diye alimleri bilgi verdiler, bağırdılar. Hı-hı. Onun yıldızı doğdu. Hı-hı. Yani nice yıldızlar Kabe'nin üzerine aktığı ifade edilir. O gece onun yıldızı doğdu diye bilgi verdiler. Mesela o gece Yahudi alimleri onun doğduğunu anlamışlardı. Kabe'deki putların tamamı yüzüstü düşüp yıkıldı. O Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece Kabe'de 360 puttan mesela bahsedilir. Hepsi. Tamamı hepsi yüzüstü kapaklanmış olduğunu gördüler. Hı hı. Yeniden şey diyecekler artık putların devrinin yıkıldığı bittiği anlamına geliyor. Mesela Medain şehrinde İran Kisrası'nın sarayının şeyleri yıkıldı. Sarayın o kuleleri yerle beraber oldu. Hı hı. Yıkıldı. Mecusilerin 1000 senedir yanmakta olan ateşleri vardı. O gece söndü. Ateşe tapıyorlar tabii hı hı. Mecusiler. O gece sondu. Save Gölü vardı. Mukaddes sayılır. Hı hı. Bu Save suyunun mukaddes bir su olarak görülürdü. Suyu çekildi. Hı. Birden kurudu. Save. Yine mesela Semave Nehri onun da Şam taraflarındaydı. Suyu kurumuştu. Birden su yakmaya başladı. Onun su yakmaya başladı. Böyle çok yerde şey mesela kehanet sona erdi. Kainlik. Yani cinler haber verirlerdi her şeyden. Artık haber veremez oldular. Getiremez oldular. Onlar haber verirlerdi. Kainlik sona ermiş oldu. Bu nevi. Çok harikulade olayların olduğu kitaplara geçmiştir. Hı hı. 571 değil mi hocam? Evet, doğru. 571 yılında. 571 yılında. Hı hı. Peki bir de Mevlid-i Şerif var. Süleyman Çelebi yazmıştı değil mi? Evet, çok yazanlar var. Çok Mevlidler var ama. Güzel bir hikayesi var. Evet, yine onun bir hikayesi de var. Tatlı dilinizden. En meşhuru da o oldu. Çünkü evet. Aşkla yazıldı. Hı hı. Yani çok büyük bir onun yazılış şeyi bambaşka oldu. İşte o hikayeden kaynaklanıyor evet. Zaten Özlem Hanım. Süleyman Çelebi Yıldırım Bayezid zamanında yaşadı. 1400'lü yıllar.
dedesi Mahmut Çelebi Rumeli'ye ilk geçen Orhan Bey zamanında Rumeli'ye ilk geçen Akıncılardan, beylerden ilk Rumeli gazilerinden. Çok enteresan. O Rumeli'ye geçişte başta kim vardı? Orhan Bey'in oğlu Süleyman Çelebi vardı. Süleyman Bey. Torununa o Rumeli'ye Süleyman Bey'le beraber geçti. Torununa Süleyman adını verdi. Yani bizim Mevlid'in yazarının Süleyman Çelebi'nin de adının böyle bir yerden gelir. Çok güzel. Onun da en azından ekstra bir bilgi olarak izleyicilerimize vermiş olalım. Şimdi Süleyman Çelebi Yıldırım Bayezid döneminin büyük alimlerinden ve Ulu Cami'deki vaizi. Ulu Cami'nin, Bursa Ulu Cami'nin vaizi, orada vaazlar veriyor. İran'dan bir vaiz gelmiş. Dışarıdan biri geldiği zaman ona buyur derler alimler. Hani dışarıdan bir alim geldiği zaman o gün vaaz kürsüsünü ona verirler. Ona yaptırırlar. Böyle imamete geç derler. Bu bir gelenektir. Bu şekilde tanıdık bildiklerine. Ona vermişler vaazı. Evet. İranlı vaiz de vaaz yapıyor. Bakara suresinde 285. ayetini açıklarken diyor ki peygamberlerin arasına ayırt etmeyiz. Muhammed Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'a hiçbir üstünlüğü yoktur diyor. Aynıdır diyor, eşittir. Bir üstünlüğü olamaz diyor. Böyle açıklıyor. Şimdi o böyle açıklayınca cemaatten biri kalkıyor, hayır diyor, yalan söylüyorsun diyor. Veya yanlış söylüyorsun diyor. Buna karşı çıkıyor. Bu diyor, bu ayeti kerime nübüvvet dolayısıyladır. Yani peygamberlik bakımından hepsi eşittir. Fakat kemalat bakımından Muhammed Aleyhisselam hepsine üstündür diyor ve onu susturuyor İranlı vaizi. Bu kadar etkileniyor ki bundan Süleyman Çelebi orada bulunuyor ve o aşkla Mevlid-i Şerif'i yazıyor. Çok güzel. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol. Mevlid'de ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, İsa Aleyhisselam'ın ölmeyip göğe yol bulması onun ümmetinden olmak içindi. Hem Musa elindeki asa oldu onun izzetine ejderha. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa onun izzetine asa oldu. Çok temenni kıldılar haktan bunlar. Kim Muhammed ümmetinden olalar. Her birisi Muhammed ümmetinden olmak istedi. Gerçi bunlar hepsi mürsel durur ama Ahmet hepsine akdem durur. Hepsinin üzerindedir. Bunu böyle bilmeyen ahmak durur. Süleyman Çelebi'nin mi? Süleyman Çelebi mi yazmış? Ben bunu... ya yeri geldi bir şey anlatayım mı? Buyurun. Evet, hikaye özellikle. Yani yaklaşık 13-14 sene önce daha yıkılmamıştı. Taksim'de Atatürk kitaplığı var. Orada Türklerde peygamber sevgisi diye bir konferans verdim. Özlem Hanım. Bunu evet. Anlattım. Sizinle konuşmuştuk. FETÖ'nün yazdığı mektubu Papa'ya. Papa'ya, evet. Papa'ya yazdığı mektupta Sayın Papa Cenapları Papa 6. Jean Paul'ün başlattığı ve devam etmekte olan diyalog ikliminin bir parçasıyım diyordu. Size tabiim diyalog gibi uğruna, lafları vardı. Evet. Diyalog uğruna peygamberimizi nereye bırakmıştı? Kenara bırakmıştı. Şimdi ben mesaj vermeyi severim biliyor musun? 17 sene bak, 17 sene önce. Yani en az tahmin ediyorum. 15-16 sene oluyor. Dedim ki şayet dedim şimdi Mevlid'i okudum bunu. Süleyman Çelebi'nin Türklerde peygamber sevgisini anlatıyorum. Peygamber Efendimiz için yazılan Mevlid'i anlattım. Ve dedim ki şayet dedim Süleyman Çelebi bunu böyle bilmeyen ahmak durur. Ya bir diyalog uğruna Peygamber Efendimiz'i bir kenara atanları görse ne derdi dedim de geçtim. Çok güzel. Çok güzel bu mesaj vermişsiniz. Sadece bunu görseydi. Konuşmam bitti. Birisi acaba? Hemen ayağa kalktı. Dışarı çıktı. İçeri girdi. Dışarı çıktı. İçeri. Ben konuşuyorum tabii. Ve konuşmam bitti. O içeride. Ahmet Bey sizi zevkle dinledim dedi. Güzel konuşuyorsunuz. Ama anlayamadım. Şu diyalog diye söylediğiniz dünyanın yer yerinde hizmeti olan adam mı? İsim vermiyorum dedi. Evet dedim maalesef o. Dayanamıyorum dedi. Dünyanın her yerinde bu kadar hizmeti yapan
Bir adama nasıl bunu söylersin? Oo. Beyefendi dedi, ben ilahiyatçıyım falan dedi. İşte dedim ki beyefendi, onun sen papaya yazdığı mektubu yazıyor, biliyor musun? İlk 6 cümlesini okuyayım, yeter sana dedim. Ve orada bunu okudum. O dedim, peygamberimizi sildi. Sen ne diyorsun şimdi? Neyin hizmetinde? Hizmet dediğiniz ne? Gelecek ay sana burada cevap vereceğim dedi. Ben de bekliyorum dedim. Başka şeyler de söyledim tabii yanlışlarını. Gelecek ay yeniden oradayım. Evet. Sonra bir daha zaten beni kestiler ayağımı. Onların o cenahta da hep FETÖ'cüler vardı, isim vermeyi. Gelecek ay dedim buradayım. Geldim, geldi. 60 kişilik salon 200 kişi olmuştu bu defa. Herkes ayakta. Şimdi böyle bir iddialaşma da oldu ya. Oldu tabii. Ben başka bir konu konuştum. Tabii konum başka. Oraya girmedim ama herkesin gözü o beyefendide. Ne diyecek acaba? Ne diyecek? Beyefendi ayağa kalktı. Ahmet Bey dedi, yine çok güzel konuştunuz dedi. Sizi zevkle dinledim dedi. Teşekkür ederim ama size sorum olmayacak. Neden? Neden biliyor musun? O adama soru sorma dediler. Soru sorarsan daha fazla yeni başkalarını da duyarsın. Onunla tartışma, konuşma. Beyefendi, hakkımdaki teveccühünüze teşekkür ederim. Bana her zaman soru sorabilirsiniz, siz bilirsiniz. Ne diyeyim yani Özlem Hanım? Bakın bir ay sonra hocam geliyor. Bu kaç yıl önce olmuştu? Yani 15 sene falan. En az 15 senesi tabii, var. Tabii tabii. En güçlü olduğu, değil mi? Tabii tabii, en güçlü olduğu dönemler. Ben bunu 33 senedir anlatırım, söylemiştim. 33 sene benim talebem olup da bunu duymayan olamaz. Bazen böyle bir mesaj veririm işte. Yani anlatırım bir mesaj. Ya diyalog uğruna Peygamber Efendimiz'i bırakanlara Süleyman Çelebi ne derdi? Süleyman Çelebi'ye mesaj verdiniz. Eşit görene ahmak dedi. Evet. Bunu görse ne derdi? Evet. Mevlid'i okuruz, ne dediğini anlamayız. Bir ilahiyatçı 40 tane kız talebeyle konuşuyorduk Özlem Hanım. Evet. Yeri geldi de şimdi onu da konuşuyoruz. Yerin bir arasında İsa Aleyhisselam göğe çekildi demiştim. Bir konu yani, ben daldan dala da bazen atlarım böyle. İsa Aleyhisselam gün nereden çıktı bilmiyorum o gün. Bir yurtta konuşuyoruz. Süleyman Çelebi yok. İsa Aleyhisselam'ın göğe çekildiğinden bahsettim. İlahiyatçı 40 kız Kayseri İlahiyat'tan. Hepsi birden, hocam sen İsa Aleyhisselam'ın doğduğunu duymadın mı daha? Bir üzerime bir ayaklandılar, bir bağırdılar. Ya kızım duymadım dedim. Ben garip bir profesörüm. Henüz duymadım, bana da o haber gelmedi. Kim söyledi dedim. Vallahi hocam dediler, işte bizim profesör, tefsir profesörümüz Zeki Duman söyledi. Vallahi kızım dedim. O duman oldu duman dedim. O duman oldu duman. Yani ne söyledi, neye göre söyledi bilmem ne ama benim de bildiğim bir şeyler var. Siz hiç dedim doğumumuzda, ölümümüzde, bir yerin açılışında, mübarek gecelerde bu millet ne okutur hep? Ne okuturuz hep? Mevlid okuturuz değil mi? Evet. Hep mevlid okuturuz. Herkes birisi çocuğu doğar, mevlid okutur. Annesi babası vefat eder, mevlid okutur. İşte önemli günler olur, mevlid. Kandil günleri mevlid okunur. Ve Süleyman Çelebi'nin mevlidi okunur. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol. Hiç mi duymadınız be evladım dedim. Hiç mi sizin hocalarınız okutmaz? Okur da anlamayanlardan mısınız? Anlayıp da dinlemeyenlerden misiniz? Unutanlardan mısınız? Bari mevlidi okuyabilseydiniz. Süleyman Çelebi'yi tanıyabilseydiniz. Öğrenebilseydiniz. Bazen de camilerde imam efendi coşuyor, bir bağırıyor. Vallahi dışarı çıkanlara imam mevlitten ne söyledi desek kimse bir cümle anlamayacak. Kimse bir cümle söyleyemeyecek. Ben artık buralarda değilim biliyor musun Özlem Hanım? Keşke o mevlidi şerifi birisi sadece başlangıcını 10 şeyini okusun, 10 mısrasını, 20 mısrasını anlatsın, ezberletsin gitsin. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Her işi asan eder Allah ana. Yani Allah adın zikredelim evvela ve orada gelenlere Allah adını zikret. Dışarı çıkarken besmele ile söyle. İşte Bismillahirrahmanirrahim dediğinde Rahman var, Rahim var, Allah var.
Yani Cenab-ı Hakk'ın üç ismi şerifiyle dışarı çıkıyorsun, evine giriyorsun. Vacip oldur cümle işte her kula şunu şöyle anlatarak böyle elini koyup bir bağırıyor. Zaten cazırtıda şeyin mikrofonun aman Allah'ım ne olduğunu da anlamıyorum. Adam ne söylediğini de anlamıyor. Okuyan da ne okuduğunu anlamıyor gibi geliyor bana. Şunları artık anlayarak yaparsak biraz izleyen de dinleyen de bir şeyler anlar. İlahiyat hocam siz anlatsanız biraz. Ne güzel anlatıyorsun. İlahiyat fakültemizdeki kız çocukları da bizim yıllarca bunları duymuş çocuklarımız ne yapmaz? İsa Aleyhisselam öldü demez. Hocasına der ki bu ne oluyor ya? Yunus Emre bunu söylüyor. Ahmet Yesevi bunu söylüyor. Tüm şairlerimiz bunu söylüyor. İşte mezhep alimlerimiz bunu söylüyor. Hadis alimlerimiz bunu söylüyor. E sana ne oluyor be kardeşim? Tefsir alimlerimiz bunu söylüyor. Sen kimsin yani? Evet. Ger Muhammed olmayaydı ayan, olmayasardı zemini asuman. Muhammed olmasaydı zemin olur muydu? Ha diğer şeyi dedik değil mi? Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adı her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Her kim işinin başında Allah derse her işi kolaya gelir. Bundan işe neyle başla? Besmele ile başla işte. Allah adını andın, Rahman adını andın, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim adını andın, üç ismiyle başladın, her iş kolay gelir. Allah adı olsa her işin önü, her gizep der olmaya anın sonu. Bir işin önü, yani işin başı Allah adı olursa her gizep der olmaya anın sonu. O işin sonu mutlaka hayırlı olur. Sadece o gecede gençlerimiz şunu verebilsek Özlem Hanım. Her nefeste Allah adın değil müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Evet. Bakın sadece söylemekle aşk ile gel imdi Allah diyelim, derd ile gözyaşı ile ah edelim. Çok güzel. Ondan sonra Allah'ı Allah zikir falan söyleyip bu böyle gidiyor. E tabi sonra ya bu akşam keşke bir ben şöyle güzel bir ilahi okuyan getirseydim ya Özlem Hanım. Değil mi? Vallahi çok güzel olurdu. Ama yani gerek kalmadı, siz de çok güzel vallahi ifade ediyorsunuz hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Peki hocam şimdi Mevlid-i Şerif, daha doğrusu Mevlid kandilleri diyeyim. Osmanlı'da acaba nasıl kutlanırdı? Mevlid-i Şerif Osmanlı'da tabii yani Peygamber Efendimiz'den itibaren hep kutlana geldi. Fakat ilk böyle çok şaşalı, hakkını vererek Erbil Atabey'i var. Muzafferüddin Kökbörü. Bu şeyin eniştesi. Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi. Muzafferüddin Kökbörü. Çok şey bir sultan. Yani o bölgeyi büyük bir Türk sultanı. Muzafferüddin Kökbörü. Günlerce işte yapıyor. Aylarca, iki ay şenlikler sürüyor. Alimler sohbetler ediyor. Mevlidler okunuyor. Çeşit çeşit yemekler yediriliyor, ikramlar veriliyor. 5000 tane koyun kesiliyor. 50.000 tavuk kesiliyor. 100.000 tabak yemekler, şerbetler, ikramlar. Peygamber Efendimizin mucizatı, kazaları, alimler sohbetler. Herkese yani o güne fakir giren zengin çıkıyor. Ne ikramlar ne izzetler. Ki tabii bu devlet olarak ilk fırlayan. Ondan önce İlk ne zaman başlamış kutlamalar? İlk Muzafferüddin Kökbörü başlıyor. Ha, devlet adıyla. Çünkü Eyyubilerde, özür dilerim, Emevilerde, Abbasilerde göremiyoruz. Mevlid kutlanmıyor. Kutlanmıyor. Yani devlet olarak kutlanmıyor. İnsanlar o gece işte oruç tutuyor, ibadet ediyor. Toplanıp mevlidler okunuyor, zikirler yapılıyor. Bunları biliyoruz. Peygamber Efendimiz de mesela bunu yapıyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendilerimiz bunları yaptıklarını biliyoruz. O gece böyle Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını onlar da anlatıyorlar. Bunu biliyoruz ama devlet böyle devlet adıyla hani işte devlet resmi bir tören gibi yapması bunu Muzafferüddin Kökbörü başlatıyor. Mesela Osmanlılarda da 3. Murat Han başlatıyor bunu resmi bir şekilde. 2. Kanuni'nin torunu.
3. Murat Han. Öncesinde de yapıldığını biliyoruz. Fakat bu hani sarayda yapılan veya işte halkın kendi arasında yaptığı bir şey olarak. Fakat diğeri tam manasıyla devlet eliyle o gün bir camide padişahın da katılmasıyla mevlid okutuluyor. Bu bazen Ayasofya Camii'nde okutuluyor. Daha sonra Süleymaniye Camii'nde okutuluyor. Sonradan Sultanahmet Camii'ne gidiyor. O gün Hüncahış doluyor, padişah geliyor. İşte güzel kokular, herkese hediyeler, şekerler. Mesela şeyler okunurken ortaya tuz yapılır, su konulur, sular konulur. Mevlid okunurken şekerler konulur, tuz konulur. Yani bir şeyden işiden de nasipdar olur. Yani onu duyan bir şey, onda şifa işte diye umulur. Şekerler dağıtılır, o tuz yemeklere katılır, o sular içilir. Böyle bir şey. Ya böyle sabahlara kadar sürer bu. Osmanlı'da da son ana kadar. Mesela Abdülaziz Han bunu daha sonra nerede yapıyor? Dolmabahçe'de yapıyor. Sultan Abdülhamit Han Yıldız'da yapıyor. Yerleri bazen değişebiliyor. Padişahlar değiştirebiliyor kutlama yerlerini. Değişiyor ama sona kadar devam ediyor. 1910 yılında resmi tatil oluyor. Öyle mi? Resmi tatil oluyor Mevlid Kandili günü. Mevlid Kandili resmi tatil. Cumhuriyet döneminde kaldırılıyor o. Uzun bir yıl 1923'e kadar resmi tatil olarak da kabul edilmiş ve devam etmiş. Yaklaşık 13 sene. Çok güzel. Peki hocam. Tabii şimdi Rebiül Evvel ayı kutsal bir ay olarak biz biliyoruz. Rebiül Evvel ayına özel böyle hadisler olduğu da ifade ediliyor hocam. Sizin bir bilginiz var mı o konuyla alakalı? Böyle özel şimdi, hadisler şimdi o gece var bazı dualarla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Tabii o gece Peygamber Efendimiz'in yaptıkları var, söyledikleri var. Dolayısıyla şu anda tabii hadisin tam şeyi hatırıma gelmiyor. Ancak bununla ilgili pek çok şeyler hadis kitaplarında geçiyor. O aya hürmet vermek, kıymet vermek hususunda hadisler olduğunu biliyoruz. Peki. Önümüzdeki hafta inşallah o geceyi idrak edeceğiz. Ben şimdiden hem Rebiül Evvel ayının hem Mevlid Kandili'nin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini inşallah hayırlı olsun diliyorum. Tamam hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Peki. Aradan Peki. sonra sevgili izleyiciler Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Tarih ve Medeniyet devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu hafta önemli bir hafta, pek çok konuyu içinde barındıracak demiştik programımız. Evet, onlardan bir tanesi bundan 500 yıl önce gerçekleşti, yaklaşık olarak 500 yıl önce diyelim. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine çıktı efendim ve Bağdat Osmanlı topraklarının oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları daha da genişledi. Tabii pek çok önemi de var Bağdat seferinin ama bir hatırlatma, sorularınızı tarih ve medeniyet hashtagine iletmeye devam edin sevgili izleyiciler. Programın sonlarına doğru geçtiğimiz haftaya gelen soruları hocamız cevaplayacak diyeyim ve hocam Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferi. Şimdi bazen çok, hani çok bir önemli. İki defa 500 yıl falan deyince 500'e yakın. Yaklaşık tam diyorum. 482. Evet, yıl dönemindeyiz Özlem Hanım. Bazen izleyicilerimiz çok dikkatli, böyle titiz şey diyorlar. Yanlış anlaşılmaya da fırsat vermeyelim. Vermeyelim. Yaklaşık dedim zaten. Evet, hocam. Biliyorum. Evet. Hani 482. Bağdat tam olarak, yıl tam olarak yıl dönümü. Bağdat ve Kanuni çok önemli hadiselere sebep olan bir seferdir bu. Yani hem Osmanlı'daki idari bakımında hem seferin neticeleri açısından çok mühimdir. Çünkü bu seferle birlikte gerçekten İslam Müslümanlar açısından en önemli olan bir belde, İslam dünyası açısından, bilhassa Sünni İslam dünyası açısından en mühim olan belde, halifeliğin de merkezi olan Osmanlı Devleti'ne bağlanacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi Hanefi mezhebidir ve o mezhebin kurucusu da Bağdat'ta metfundur.
Dolayısıyla İmam-ı Azam Hazretleri'nin metfun olduğu... Ebu Hanife değil mi? Evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin metfun olduğu bir beldenin Osmanlı'ya girmesi çok önemlidir. Şimdi seferin biraz sebeplerinde bu da var aslında. Yani şöyle var, şimdi bir kısım gelişmeler var. Kanuni Almanya seferinde bulunurken, mesela Bitlis Hakimi Şeref Han vardı, Osmanlı'ya tabi. O Osmanlı'ya olan bağlılığını kesti, Şii İran dünyasına bağlandı. Azerbaycan Hakimi var, Ulama Han. Ulama Han da Şah İsmail'e bağlıydı, özür dilerim. Şah İsmail öldü, yerine Şah Tahmasp geçti. Tahmasp'a bağlıydı Safevilere. O da Osmanlı'ya iltica etti, Osmanlı'ya bağlandı. Bu arada Bağdat hakimi Zülfikar Paşa da şehrin anahtarlarını Kanuni'ye gönderdi. Yani şehri Kanuni'ye bağladığını bildirdi. Şimdi tabii buna Osmanlıların kayıtsız kalması mümkün değil böyle bir şehre. Fakat Kanuni Almanya seferinde bulunduğu için Şah Tahmasp Bağdat önüne geldi ve Zülfikar Paşa'yı yakalayıp, Zülfikar Bey'i yakalayıp öldürttü. Böylece Bağdat'ı yeniden gasp etmiş oldu. İşte bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine karar verecek. Karar verecek ve 1534-35 Irak'ı Acem fethedildiği için de buna Irakeyn Seferi denilecektir. Irakeyn Seferi. Bağdat diyoruz ama aslında Irakeyn diye geçiyor. Evet, Irakeyn Seferi diye geçer. Çünkü hem Tebriz hem Bağdat zapt olunacaktır bu seferle beraber. Tabii şimdi sefer 1534, 28 Kasım 1534'te Bağdat fethedilmiş. Ama tabii o tarihe gelene kadar bir de hazırlık süreci var değil mi? Tabii ki. Sadrazam İbrahim Paşa gitmiş. Öncesinde Halep'te mi hazırlanmış bayağı kışlak evet. deniyor galiba değil mi? Tabii Halep Osmanlıların evet. sefere evet. giderken en önemli yerlerinden, merkezlerinden birisi. Aylar önceden başlamış. Başlıyor. Yıllar, değil mi? Tabii 1533'te geliyor. İbrahim Paşa bir yıl önceden çıkıyor. Kanuni sefere yok. İbrahim Paşa'yı serasker tayin ediyor. İbrahim Paşa'nın en kudretli dönemi artık. Yani İbrahim Paşa Kanuni'nin yaklaşık kaç sene oluyor şimdi? 10 senedir vezir azamlık mevkiinde olan bir kimse. Müthiş bir güç, kudret elde etti. Gücünün zirvesinde diyebileceğimiz Osmanlı padişahları bir yere giderken böyle vezir azamı uzunca bir yere o tarihe kadar şey yapmazlar, istikbal etmezler. Kanuni onu ileriye götürüyor. Büyük bir değer verdiğini gösteriyor ona. Ve İbrahim Paşa Konya'ya geliyor. Konya'dan Halep'e. Halep'te tabii bu arada Bitlis hakiminin o şeye giden öldürüldüğünü haber alıyor. Ve orada büyük bir sevinç oluyor. O kışı uç kaleleri almakla geçiriyor kendisi. Fakat bu arada İran uç kalelerini aldıkça oralarda daha önce İran'a bağlı olan beylerle, hanlarla da muhabbetleri oluyor, sohbetleri oluyor. Şimdi sefere çıkarken bir kişi daha var, çok önemli. İskender Çelebi, Defterdar. Kanuni genelde birisini bir yere yollarken sanki onun danışmanı, müşaviri gibi de yanına birini söyler. Bu Kanuni'nin ben çok önemsediği ve benim de çok hoşuma giden bir yönüdür. Mesela Kaptanı Derya Piyale Paşa vardır. Piyale Paşa'yı bir yere sefere gönderirken der ki Turgutça'yla istişare edesin. Turgutça'ya danışasın. Turgutça'nın sözünden taşra çıkmayasın. Enteresan bir şey. Yani birisi Kaptanı Derya, evet. diğeri çok önemli bir deniz kurdu. Turgut Reis. Yani her işini Turgut Reis de istişare et. Kendi başına iş yapma. Yapma diyor. Aslında çok güzel bir şey bu. Defterdar İskender Çelebi de Defterdar tabii çok önemli Osmanlı Divanı Hümayun'da yeri olan birisi. Ve bir de çok iyi yetişmiş bir devlet adamı. Çok kıymetli. Onu ona müşavir, bununla istişare etmeden iş yapmayasın diyor İbrahim Paşa'ya. Şimdi işte bu İbrahim Paşa'ya kudretin çok yüksek olunca bu ona ağır geliyor.
Bu İran hanlarıyla sohbetlerinde onlar diyorlar ki biz de sadece şaha han denilmez. Onun beylerine de han denilir. Yani işte Tokmak Han, işte Şeref Han, Zülfikar Han. Yani sadece Şah İsmail'e han denilmiyor. Onlara da sen niye sultan dedirtmiyorsun? Serasker Sultan. Mesela bu unvanı niye kullanmıyorsun? Serasker Sultan dedirtmiyorsun diye ifade ediyorlar. İbrahim Paşa'ya. İbrahim Paşa'ya. İbrahim Paşa da... Paşa deniyor işte İbrahim Bey'e. Tabii. İbrahim Paşa da şeyleri duyururken ilanlarını Serasker Sultan'ın emridir diye bağırttırıyor. Bunun üzerine İskender Çelebi bunu haber alınca diyor ki sakın bir daha bunu yapma. Yani bizde bir tek sultan vardır. Sakın bir daha bu şeyi kullandırtma. Diyor ve bunun üzerine tabii şimdi buna ne diyebilecek İbrahim Paşa'nın bir şey deme. Hiçbir şey diyemez. Ama bir kenara yazmış. Fakat bir kenara yazıyor. Ona muhber oluyor. Çok bir kenara yazdı. İşte bu tehlike. Ve bu bütün bu hareketler askerin içerisinde de etkili oluyor. Şaha şah mı gerekmiş? Kendini şah mı zannediyor bu asker içinde? Bunun üzerine bakıyor ki sıkıntılı bir durum var. İbrahim Paşa'ya karşı bir şey var yani. Bir duruş var. Başkanlığı. Ve İbrahim Paşa bunun üzerine Kanuni sefere davet ediyor. Öyle mi? Aslında Kanuni sefere gelme niyeti yoktu. Yoktu. Kanuni'yi davet ediyor ve Kanuni bunun üzerine işte sefere ordu Tebriz yolundayken Kanuni de Konya, Halep yoluyla sefere çıkıyor ve Tebriz alındığı zaman Kanuni de oraya gelecektir. Çok ilginç. Yani kendisine sultan diye çağırttırdığı için askerler de ona bir duruş sergiliyorlar. Çünkü yok böyle bir şey. Bir insana hani imanın şartı yedidir derler ya. Yedincisi haddini bilmek diye. Şimdi haddini bilmeye bazısı imanın şartı gibi görür. Haddini bilmek. Çok önemlidir. Bu akşam Peygamber Efendimiz'den de hani çok bahsettik. Evet. Mevlid'de Miraç geçer. Miraç esnasında Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'le yolculuk eder. Sidretil Münteha'ya gelince der ki buradan ileri kıl ucu kadar gidersem yanar kül olurum. Benim yerim buraya kadar. Kıl ucu kadar ileri gidemem. Hani herkesin bir haddi vududu vardır. Haddi vardır. Haddi aşma. Sezayı tığ olur haddi tecavüz eden muylar, anınçın tığdan azadedir müjgan ile ebrular. Sezayı tığ olur, kesilmeye layık olur haddi tecavüz eden muylar. Haddi aşan kıllar kesilmeye layık olur. Anınçın tığdan azadedir müjgan ile ebrular. Müjgan'la Ebru neye deniyor Özlem Hanım? Neye deniyor hocam? Sen bilirsin ya. Ebru'ları. Hadi. Müjgan ve Ebru. Evet, Müjgan ve Ebru. Kaş ve kirpikler. Aa, ilk defa şu an sizden öğreniyorum. Hadi ya. Gerçekten. Evet. Kaş Müjgan ve Ebru. Evet. Kirpikler haddi aşmadığı için kesilmiyor. Oysa saç başka tüyler haddi aştığı için kesiliveriyor. Ama şeyler kirpik işte haddi kaş, kirpik uzanıyor. Ve kaş haddi aşmıyor. Hadi. Duruyor belli bir yerde. Evet. Ne güzel demiş değil mi? Harika. Yani haddi aşan kesilir. Gider kılıca gider. Aşma haddini. Evet. Kadet. O zaman Pargalı İbrahim Paşa'nın sonunu aslında hazırlayan bir şeye doğru süreç olacak. Ve işte Tebriz'den sonra Tebriz. Tabii Osmanlı ordusu Kanuni'nin de katılmasıyla muazzam bir şey. Yavuz döneminde Osmanlı sillesini yiyen İran çıkabilecek durumda değil. Tebriz'den Bağdat'a giderken ordu çok müşkilat çekiyor. Neden? Yol, Hemedan yolu zorlu bir yolculuk. Kış sıkıntı çekiyor. İlkbahar değil mi? Ve biraz da yok aslında. Kış dönemi artık. Yani Eylül ayı falan Eylül. Sıkıntı çekiyor ordu. Biraz da İranlılar geçerken gıda maddelerini yakarak, su kuyularını doldurarak çekilirler. Geliyor doğru. Aç ve susuz kalsın orada Osmanlılar. Aç susuz kalsın diye. Tabii zorlu bir yer. Kanuni yolu beğenmiyor, gidiş yolunu. Daha yakın bir yol varken niye burayı tercih ettiniz? İbrahim Paşa'ya sitemde bulunuyor. İbrahim Paşa müthiş uyanık bir adam tabii. Bizi bize mi bıraktınız? Bizi mi bıraktınız? İskender bizi bir adama o da bu yolu seçti. Defterdar.
hazırladı. Bak şimdi görüyor Gördünüz musun? Gördünüz mü? Evet. Çok yani güzel. Şimdi hasmı yiyeceğin zaman beklersin. Hı hı. Bir anda İbrahim İskender Çelebi'ye suçu yükledi ve azlettiriverdi. İskender Çelebi azledildi. Hı. Ardından Bağdat'a girildi. Evet. Bağdat fethedildi. Evet. Ve o esnada bir şey daha yapacak. Ne? Bir yanlışı. Çünkü azledildi ama her an gelebilir. Kanuni'nin çok sevdiği bir adam. İskender Çelebi. Her an gelebilir. Bir divanda henüz daha diğer vezirler gelmeden Kanuni'yi ikna ederek idam fermanını aldı ve idam ettirdi. İskender Çelebi'yi öldürttü. Pargalı İbrahim. Yani pek Pargalı bizim diziden sonra çıktı. Makbul İbrahim Paşa derler. Sonra Maktul İbrahim Paşa Makbul oldu. Makbul derler. Onun evet, aslı aslında makbul ve maktuldür. Evet. Damattır falan öyle. Aha. Dizide onun adını Pargalı diye. O da tarihimize geçti. Ne yapalım? Yani evet, yapacak evet. bir şey yok. İnsanlar o isimle de anıyor. Neticede Pargalı olduğu için fazla da bir sıkıntı değil. Yani yalan bir şey değil. Evet. Yalan olmayana bir şey demeyiz. Niye makbul derlerdi hocam? İbrahim makbul hocam. Çünkü Kanuni'nin yanında çok makbul bir adam. 12 sene gözdesi. Hiç Kanuni kolay kolay bir adamı hak etmeden bir yere çıkartmaz. Yani herkes Kanuni döneminde merdivenleri adım 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 çıkarak bir yere gelmiştir. Bunun iki istisnası vardır. Hürrem Sultan mı? Yok. Hürrem Sultan eşi. Evet. Onu oraya alır. Peki. Yani o eşi. Geçelim. Çünkü bir yere gelmek için bir şey değil. Birisi İbrahim Paşa'dır. Daha Has Oda başıyken Vezir-i Azam oldu. Has Oda başlığından Vezir-i Azam'a doğrudan gelen yok. Divanda ikinci vezir var, onun gelmesi lazım. Bir anda getirdi, yanında çok makbul bir adam. İkincisi de Baki'dir. Baki'yi Sultan Süleyman etti Selman-ı Zaman derler. Çok çabuk yükseltiyor. Yani Baki de devrin en büyük şairi. Bir ara Kanuni işlerken onun şiirlerinden okuruz inşallah. Müthiş bir adam yani Baki dünya çapında bir şair. Ya o zaman yani. Hak etmiş hocam. İki beyit okuyamaz. Hı? Hak etmiş o zaman Baki'de. Ya Kanuni iyi insanları çok bulur, iyi getirir. Kanuni'nin bu yönünü çok severim. Hı hı. Yani nerede bir adam var onu getirir hemen. İş başına alır. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'den çağırır. Donanmanın başına getirir mesela yani. Hı hı. Böyle özellikleri var Kanuni Sultan Süleyman'ın. Hı hı. Çok farklı. Hı hı. Müthiş adam yetiştirici yönü var. Hı hı. İbrahim Paşa'ya da böyle bir. Onun için makbul diyorlar. Makbul o yüzden diyorlar. Yavuz'un kız kardeşiyle evlendiği için damat diyorlar. Hatice Sultan'la. Hatice Sultan'la evlenmiş. Çok zeki bir adam. Yani Kanuni çocuklarının sünnet düğününü yapıyor. Hangimizin düğünü diyor daha üstün oldu diyor. Kıyaslıyor güzel. Yani. Tabii. Sünnet düğünü mü senin düğünün mü? Onun düğünü yapıldı, yapmıştı. Onu damat edinmişti. Sonra kendi çocuklarının sünnet düğünü. Diyor ki benim düğünüm daha üstün oldu. Neden diyor şimdi nasıl öyle padişahın düğününden nasıl olur? Evet. Diyor şeyin düğününe, sizin çocuklarınızın düğününe bizim gibiler iştirak etti. Benim düğünüme zamanın padişahı iştirak etti. Ama çok akıllıca. Ya, çok değil mi? Yani müthiş evet, ve kanuni. Evet, çok hoşuna gidiyor tabii. Evet. En başta böyle bir duruyorsunuz o lafa evet, ama sonrasında hayran oluyorsunuz. Evet, çok evet, çok zeki bir yani. insanmış. Peki hocam şimdi Kanuni katıldığı sefere defterleri gönderdiler. Sefer devam ediyor. Devam ediyor. Bağdat tabii şimdi Bağdat'ın alınması çok önemlidir. Bağdat'ı bir İrem bahçesi gibi yapacaktır Kanuni. Yaklaşık burada 3-4 ay çok önemli eserler kazandıracaktır. İşte bunun en bir tanesi İmam-ı Azam Hazretleri'nin kabri bile belli değildir. Kabir yeri belli değildir. Şunu Türkiye'de Osmanlı'ya ideolojik bakanlar, Yavuz Sultan Selim'e ideolojik bakanlar iyi değerlendirmeliler Özdaman'ın. Bakın İran, Şia İran dünyası İmam-ı Azam Hazretleri'nin türbesini yerle beraber etmiş. Kabir yeri belli bile değil. Kanuni Sultan Süleyman onun kabrini buldurtturuyor. Oraya çok güzel bir türbe yaptırtırıyor. Sonra medrese, cami, hangah her şeyle orayı muazzam bir külliye gibi haline getiriyor. Ardından Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin üzerine müthiş bir türbede onun üzerine yaptı. İmam Musa Kazım hatta. İmam Musa Kazım mesela
Musa Kazım Şia'nın da kıymet verdiği 12 imamdan biridir. Hem Şiaları hem Ehl-i Sünnet'in kıymet verdiği. Gönlünü Kanuni onu ziyaret ediyor, orayı da düzelttiriyor. Çok hizmet ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oraya tam bir külliye yaptırtırıyor. Türbesini yüceltiyor, yükseltiyor. Çok kıymet veriyor. Bunun ilerisinde Necef'e gidiyor, Kerbela'ya gidiyor bak. Yani şimdi Necef, Kerbela Şia'nın en kutsal bildiği yerler. Orada Hazreti Ali Efendimiz'in, tabii bunu Sünniler de biliyor. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in makamı. Buraları ziyaret ediyor. Buralara çok buradaki yani Şia olsun, unsurları olsun, fakir fukarayı neredeyse zengin yapıyor. Onun için yani Şiiler dahi Kanuni'ye müthiş bir hürmet ve saygı gösterirler. Şimdi bir Kanuni dizisinde şu millete hani öyle bunları ya. Bunları esas değil mi? Ebu Suud Efendi'ye, Kanuni'ye düşman ederlerken ya şunları anlatarak bu memlekette hani Alevileri biraz böyle ideolojik bakarak Osmanlı düşmanı gibi yetiştiriyorlar. O bir filmde şunları göstersen de dostluğunu Osmanlı'da hangi Alevi yaşaya inancı sebebiyle bir şey yapılmıştır. İçse nedene ne Sünni ne Alevi ne Şia diye bakmaz Osmanlı. İçse neden oğlu olsa acımaz. İçse neden oğlu olsa acımaz. Devlet için kardeşini ortadan kaldırtır. Devlet için. Ama Şii diye, Alevi diye, şu diye, bu diye hiç kimseye Osmanlı dokunmamıştır. Ama İran dünyası bunu yapmıyor, Şii dünyası. Safeviler bunu yapmıyor, yok ediyor. Sünniyim diyen her insanı öldürttürüyor. Bakın Kanuni oraya girdi ve Bağdat'ta şu yaptıkları, gezdikleri, yani Şii kaynakları dahi bunları öve öve anlatıyor. O kadar önemsiyorlar ki bunu. Bu ziyaretlerini. Kanuni böylece Bağdat'ı gerçekten çok imar bakımından muazzam bir hale getiriyor. Zaten bir 4 ay kalmış fetihten sonra. 4 ay boyunca hep bunlarla kalıyor uğraşmış. Bütün bunlarla tahririni yaptırıyor, gelirlerini yani, ve bir de işte o fakir fukaraya yaptığı şeyler uzun uzun anlatılır bunlar kaynaklarda. Hocam bir de sefere çıkarken bir şiir yazmış galiba. Evet, onu unuttuk. Bağdat seferine çıkarken iyi çalışıyorsunuz. Kanuni'nin bir şiiri. Bağdat Allah Allah aldı. Diyelim. Sancak-ı Şahi çekelim. Yürüyüp her yanadan şarka sipahi çekelim. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Hem maddi hem manevi, hem kılıç gücü hem dua gücü. İki yandan kuşanalım yine gayret kuşağın. Bulanıp toz ile toprağa burahı çekelim. Bu sıkıntıları, bu eziyetleri çekelim. Payimal eyleyelim mülkünü düşmeni dinin. Gözüne sürme değiyor dudu siyahı çekelim. Düşmanın mülkünü payimal eyleyelim yerle beraber. Gözüne sürme değiyor dudu siyahı çekelim. Bize farz olmuş iken hani bir duman hissi çekelim onun gözüne diyor. Simsiyah bir duman. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. Nice bir uyuyalım bunca günahı çekelim. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir. İslam'a kuvvet vermemiz gerekirken nice bir uyuyalım bunca günahı çekelim. Umarım rehber ola bize Ebu Bekri Ömer. Ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Bize umarım ki inşallah o Ebu Bekir, Ömer rehber olsun. Bize rehber olsun. Ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Doğuya doğru o askerimizi sipahimizle yürüyelim. Yani onun düşünce yapısını. Kanuni'nin bizzat kaleme aldığı, bir şiiri bu. Çok hoş Bağdat bir şiiridir. Öncesi. Bağdat öncesi, bu sefer öncesi ve divanına geçmiş bir şiiridir. Her sefer öncesinde böyle bir şiir Kanuni yazar mı? En fazla gazel yazan Osmanlı'da galiba Zati'den sonra ikinci şairdir. Yani bu adam bir devlet adamı. Ama? 14 milyon kilometre karelik bir ülkeyi idare ediyor. 9 milyon kilometre kare toprak fethediyor. Düşünebiliyor musunuz Özlem Hanım?
dünya siyasetini yönlendiriyor. Tayinler, terfiler, aziller, işler, imar faaliyetleri, insanların durumu ve ikinci bir adamın işi gücü şair, bu da bir taraftan şiir yazıyor. Evet. Ve ikinci en çok yazan, Zatî'den herhalde Zatî'di kadar da vardır şiiri, 3-5 tane belki eksiktir. Böylesi bir aynı zamanda şiirin sultanı. Böyle bir adam. Kanuni Sultan. Muhteşem. Olmayan Süleyman. Aşka haberdar şiirimi okumasın. Şiiri pür suzem okurken korkarım kim yanalar. Olmayan aşka haberdar, aşktan haberi olmayanlar benim şiirimi okumasınlar. Şiiri pür suzem okurken, benim alev gibi yakıcı şiirimi okurken beni anlamazlar da korkarım kim yanalar. Benim maksadımı anlayamazlar. Benim gayemi anlayamazlar. Beni Hürrem için şiir yazar zannederler. Yok. ben zaten hangi aşkla şiir yazıyorum, hangi sevda değil mi? Yani bak, Hürrem'e de yazdığı var aslında ama asıl olarak yazdıkları farklıdır onun. Farklıdır. Yani Hürrem'e yazdığı 2-3 gazeldir. 3000 gazeli var adam. 3000 gazeli var. İlahi, evet ya. Ya böyle birisi. Peki hocam, şimdi tabii Bağdat çok önemli bir merkez İslam alemi için, değil mi? Bilim, ticaret merkezi aynı zamanda. Şimdi bu Osmanlı'ya geçiyor. Osmanlı daha da bir güçleniyor, değil mi? En önemli bilim merkezi, evet, gerçekten bütün alimlerin, gerçekten matematik, fen, tefsir, İslam aleminde insanların ilim yolunda mutlaka uğradıkları, gittikleri, hoca buldukları beldelerden bir tanesi. Abbasilerin ta yıkılıncaya kadar 1258 yıkılıncaya kadar merkezleri Abbasi başkent devletini yapmışlar. Başkent yaptılar. Cennet şehri adı verilmiş. Müthiş cennet bahçesi gibi, Medine-tüs Selam dediler ona. Cennet bahçesi gibi yaptıkları bir yer. Saraylar, kasırlar, köşkler, güzellik bakımından bir dünya beldesi oldu. İlim yuvası oldu. Sanat yuvası oldu, her bakımdan ticaret merkezi oldu. Bağdat bir numaralı dünya merkezlerinden biri oldu. Tabii 1258 aynı zamanda talihsizliğidir Bağdat'ın. Hülagu orayı aldığı zaman mahvetti Bağdat'ı. Bağdat'ı mahvetti, yıktı, geçirdi. Onun için bir daha o güzelliği göremeyecek bir noktaya geldi açıkçası. O güzelliği, o Abbasiler dönemindeki o muazzam şeyi yaşayamadı. Belki ondan sonra en şey layık olduğu zamanda Kanuni döneminden itibaren Osmanlılar zamanında kazanacaktır Bağdat. Bu da çok önemli. Evet hocam. Şimdi bir de şöyle bir güzel bir not var. Siz daha iyi bilirsiniz. Kanuni Bağdat'a geldiği zaman Fuzuli varmış onu karşılayanlar arasında. Evet. Hatta bize şiiri varmış. Geldi Burcu Evliya'ya Padişah-ı Namdar demiş. 70 beytlik bir Bağdat kasidesi yazmış. Evet ve onu da tarih düşürtüyor. Tarih düşürüyor, geliş tarihini veriyor. Geliş tarihini vermiş. Geliş evet. Tarihini veriyor. Evet. Evet. Geldi Burcu Evliya'ya Padişah-ı Namdar. Ya ne güzel. Burcu Evliya. Bağdat'ın adıdır. Burcu Evliya. Onu Burcu Evliya Burcu. Evliyaların bol olduğu bir şehir. Geldi Burcu Evliya'ya Padişah-ı Namdar. En namlı padişah. Padişah geldi. O geldi. O burayı şereflendirdi. Fuzuli diyor. Fuzuli'ni. Evet, böyle güzel notlar da var. Peki hocam, şimdi tabii İbrahim Paşa birazcık aslında hani kişiliğinden bahsettik ama Bağdat seferinden sonra, değil mi, İbrahim Paşa'nın öldürülmesi mi diyelim, siz anlatın. Ne oluyor hocam? İbrahim Şimdi, Paşa. Irak'ın seferi çok önemli bir başarıyla neticelendi Osmanlı için. Hem Irak'ı Arap hem Irak'ı Acem dediğimiz bugün. Yani Irak kısmı Arap kısmı. Bağdat kısmı Tebriz kısmı. Bu iki beldeyi alarak, yani çok büyük bir zaferdir. Yaklaşık 48 tane kaleyi alarak Kanuni geri döndü. Muazzam bir başarıdır. Tabii bunda İbrahim Paşa'nın büyük bir rolü var, etkisi var. Yabana atmamak lazım. Ancak Kanuni geldikten sonra bilhassa Fransızlarla bu kapitülasyonlar diye ifade edilen toplantılara falan yürütüyor İbrahim Paşa. Bazı hususlar, tabii sefer İskender Çelebi öldürüldü, bunun şeyi var. Şimdi
yolculuk sıkıntılı dönemler oldu. Başarılı geçti. Belki bunları kapattı ama netice itibariyle de Kanuni'nin zihnini meşgul eden olayların da olduğunu düşünmek gerekiyor. Hı. Bu az önce anlattığımız şeylerden dolayı. Hı hı. Şimdi devlet adamları çok üzüldü İskender Çelebi'nin öldürülmesine. Birdenbire karar aldı İbrahim Paşa. İbrahim Paşa'nın sultan diye kendini ilan ettirmesi sıkıntı yaptı. Hı hı. Acaba bu hadiseler Kanuni'ye nasıl yansıdı? Hı. Biz şimdi bunu bilemiyoruz. Hı hı hı. Fakat kaynaklara bir rüya geçiyor. Rüya mı? Evet. Kimin rüyası? Kanuni'nin. Heh. Kanuni bir rüya görüyor. Evet. Rüyasında İskender Çelebi bembeyaz giysileriyle sanki şey giysisi, kefeni böyle Kanuni'yi boğmaya geliyor. Nahak yere beni öldürdün diyor. Boşuna. Yani haksız yere. Heh. Beni nahak yere öldürdün, haksız yere öldürdün diye Kanuni'nin üzerine yürüyor. Hmm. Ve Kanuni dehşet içinde uyanıyor. Hmm. Kaynaklara geçen bir rüyadır bu. Şimdi tabii hocam, böyle bir rüya olması mutlaka şunu getirecektir. Kanuni neydi bu işin gerisinde, ne vardı? Değil mi? Yani en azından bunu sorgulayacaktır. Evet. Bu işin gerisinde ne var? Gerisine gittiğimiz zaman ortaya şu çıkıyor. İbrahim Paşa. Yani bu ya rüya olmuştur, araştırmıştır veya olmadan araştırmıştır. Devlet adamları bunu pek bırakmazlar yani. Kendi haline bırakmaz. Nedir bu işin gerisindeki husus diye. Hı. Gerisine döndüğümüzde geri planında ne var şimdi Özlem Hanım, düşünüyoruz. Serasker Sultan. Sultan İbrahim dedirten, evet, yani bir padişah. Osmanlı padişahlarının tek affetmeyecekleri şeydir. Kanuni saltanat dediği zaman oğlu Mustafa gidecek. Saltanat dediği zaman Bayezid gidecek. Sultan şeyini kullanamazsın. Peki İskender Çelebi ne yaptı? Sultan deme dedi. Kimi tuttu? Kanuni. Ve Kanuni kendisini tutan adamı götürdü. Hı hı. Ama ne ile? Başka bir sebeple. Kanuni bunu bilmiyor. İkinci husus ne? Yalan söylemek. Yalan mı söyledi? Tabii. Başka bir sebep kıldı ona. Geride bu vardı. Başka bir husus söyledi. Onu hemen kullandı. Aslında geride böyle bir olayın olduğu anlaşıldı şimdi. Onu başka bir noktaya getirdi. İşte yola. Bağdat'a niye bu yoldan geldiniz? Niye? Bu, niye bu yoldan? Bize mi bıraktınız? Onu hemen ona bıraktı, ona söyledi ve harcattı. Evet. Şimdi öteyi kapattı, buradan harcattı. İşte Kanuni bunu affedemez. Affetmemeli. Hürrem Sultan'ın etkisi de var mıydı? Bunu hep dizide kullandılar. Yok muydu peki? Asla yok. Hiçbir şekilde yok. Sene daha 1534. Şimdi Hürrem Sultan'dan olan oğullarını değil de Mahidevran Sultan'dan olan oğlu Mustafa'yı desteklediği Kanuni 26 yaşında tahta çıktı. İbrahim Paşa'nın. Özlem Hanım. Hı hı. 26 yaşında tahta çıktı. Evet. Kaç yıl olmuş? 14 sene. 40. Kaç yaşında? 40 yaşında. Hı hı. Yani 40 yaşında bir anne, eşi 40 yaşında çocuklarının kavgasına şu gelsin bu gitsin başlayacağı bir şey değil. Velev ki bütün şu olaylar olmasa, şimdi bakın biz burada ne olaylar anlatıyoruz. Bu olaylar olmasa düşündürebilir. Şimdi sen sultan diye kendine bağırtan bir adam, en sevdiği bir adamı da harcattıran bir adam. Kanuni bunu es geçer mi? Neymiş de daha Mustafa'yı tutuyormuş. Daha Hürrem'in çocukları sancağa falan çıkmadı. Hürrem'in çocukları saraydalar, daha küçük. Sancağa çıkmış olsalar yine anlarım. Hmm. 1540'da çıkacaklar. Hmm. 41'de. Hmm. Daha sancağa da çıkmış değiller. Niye düşünsün? Hürrem günah keçisi yapıldı bu ülkede. Dizide asla şunu işleselerdi en güzel bir şekilde, müthiş bir dizi. Dizide müthiş kullanılacak, bakın şu anlattığımız şeyler müthiş kullanılacak bilgiler değil mi? Hiç göremedik, hiç kullanamadık. Yani İbrahim Paşa'nın o muazzam tutumunu, tavrını, oradaki şeylerini, Serasker Sultan bağırtmasını, ötekinin onu uyarmasını, bunu daha sonra kullanmasını, bütün bunları. Mesela şurada Hürrem devreye girebilir. Duyduysa Hürrem. Bunu yapabilir mi peki? Kendisine. Bu adam niye sultan dedirtiyor? Hı. Oğlundan girmem ben buraya, Mustafa'dan girmem. Neden sultan dedirtiyor?
Hı. Bak bunu söyleyebilir. Bilemem. Ama bunu mu söylettiler? Onların gözü hep Mustafa'da. Yanlış yoldan giriyorlar. Ben olsam buradan doğru bunu söylettirebilirim. Bu adam ne yapmak istiyor? Sultan dedirtmiş. Şu sözü söylemesi yetmez mi? Fazla bir söze gerek yok. Kim söylese gider zaten bu kanuni. Osmanlı'nın hiç affetmeyeceği bir şeydir. Araştırmazlar bile bazen böyle bir şeyi duyduklarında. O kadar. O kadar. Peki İbrahim Paşa da yani kurt bir aslında insan mı? Nasıl böyle bir hata yapmış da sultan dedirtmiş hocam kendisine? Kibir. Bu kadar. Kibir. Çok mu kibirli? Kibir. Gözü gurur. Gözü tabii. Kör oldu kibirden ya, o zaman. Tabii. Gurur en güçlü. Yok. İşte yüksekte sen yüksekte rüzgar sert eser. Hmm. Tepeye çıktığın zaman bazen benim dersin. Göremezsin. Göremezsin her zaman. Hmm. Yüksekliğin verdiği şeydir bu. Ego. Onun için tevazuyu ego iyi bileceksin. Tevazuyu ego diyorlar değil mi? Tevazuyu çok iyi bileceksin. Ne olursan ol. O tevazuyu unutmayacaksın. Bununla ilgili inşallah bir program da Ayaz'ı bana sorarsın anlatırım tevazuyu. Ayaz Paşa'yı mı? Gazneli. Hani diyorlar ya bazen ya Osmanlı'dan başka şeyler de anlatın. Ha evet. Gaznelileri anlatırız. Konuşun. Gazneli Mahmud'u anlatırız. Tabii. Karahanlıları konuşacağız. Karahanlıları konuşuruz. Evet. Böyle. Hı-hı. Hikaye çok nasıl tarihte. İbret çok. Bizim de izleyicimiz çok elhamdülillah. Evet. Yani. Çok izleyici demişken hocam yavaş yavaş geçen programdan gelen soruları okuyayım. Ama Kanuni İbrahim Paşa'ya onu tamamlayayım istersen bir cümleyle. Buyurun hocam lütfen. Kanuni İbrahim Paşa'ya son iyiliğini yaptı. Ne 1536'da Ramazan ayıydı. İftara davet etti. İftar ettiler. Beraber. Ondan sonra beraber iftar ettiler. Teravih namazlarını kıldılar. İzzeti ikramda bulundu. Sohbetini yaptı. Gece sarayda yattı. Ve uyurken boğuldu. Dilsiz cellatlar hiç fark ettirmeden bu çok sevdiği dostunu yani dünyada hala belki yaşadığını zannediyordu. Öyle gitti. Uyurken gitti. Herhalde en güzel iyiliktir bir dostuna karşı. Peki hocam. Şimdi sorulara geçelim dilerseniz. Olur. Şimdi Osmanlı'yı konuşuyoruz. Bedri Köseoğlu sormuş. Hocam ben Osmanlı'yı yıkılmış olarak görmüyorum. Sizce de Osmanlı gerçekten yıkıldı mı diye sormuş. Şimdi tabii ki Osmanlı Devleti yok. Ama Türk tarihinin serüvenine bakarsak hani Gazneli gelir, o gider Selçuklu gelir, Selçuklu gider Anadolu Selçuklu, Osmanlı gelir, Osmanlı gider Türkiye Cumhuriyeti. Bu milletin serüveni devam eder. Bu böyle. Ancak bizim 1000 yıldır yani bir İslam dairesinde işte hilafet, saltanat devam eden devletimiz ciddi manada şekil değiştirmiştir. Yani işte dini bir tarafa bırakmıştır. On laik demiştir. Hı hı. Veya işte hanet saltana hilafeti bırakmıştır. Mesela Osmanlı'nın bütün mirasını reddetmiştir. Osmanlı'dan farklıyız diyerek gitmiştir. Ben milletimizin devamlılığı bakımından baktığım zaman milletimizin Osmanlı'nın Selçuklu'nun her şeyin devam ediyor. Bu millet dinini bırakmadı. %99'u Müslüman diye ifade ederek devam ederiz değil mi? Gideriz. Ancak yok etti Cumhuriyet. Oysa Osmanlı Selçuklu'yu reddetmedi. Selçuklu, tabii. Gazneli'yi, o Karahanlı'yı reddetmeden gidiyordu. 200 yıl dediniz. Değil mi yani? Bağlı kaldı onun için o yemine. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Evet. Bu noktadan baktığımızda ciddi şey var, zihniyet anlayışı farkı var. Evet hocam. Şimdi yine Emin Hankaya Osmanlı nizamını ve sosyal yaşamını mevcut diziler neden tam olarak yansıtmıyor? Ayrıca teşekkür etmiş yayınımız için. Ben de çok teşekkür ederim. Emin olsunlar. Hankaya. İnşallah. Vallahi bizimkiler kolaycılığı seçiyorlar. Kolay yolu seçiyorlar, basit yolu. Şimdi gerçi mesela diriliş gösteriyordu bayağı ciddi manada. Dirilişin bu noktada bir sosyal yaşantı gibi. Ha bunu çok daha fazla geliştirebilir. Yani daha zayıf gidiyorlar, daha geliştirebilirler. Ama diğerleri haremden çıkamıyordu. Değil mi? Yani birisini öyle gördü ki haremden çıkamayan. Bu noktada dirilişi takdir ediyorum. Yani daha bir dış mekanı, sosyal yaşantıyı o döneme göre elinden geldiğince vermeye çalıştı açıkçası. Gayet güzel.
çok daha güzelleştirilebilir. Gayet de başarılı. Rating de alıyor. Rating yani alıyor. Daha hani, güzel şeyler. Evet. Ciddi de rating ciddi alıyor. De rating alıyor. Daha güzel, daha tarihe uygun yaptıklarında 10 kat alacaklar. Daha olacak. Çok daha fazla bağlı kaldıkları zaman. Peki yapmayanlar ne oldu şimdi? Yapmayanlar 4. Murat gibi. Tarihimizin en mümtaz şahsiyeti başka bir dizide oynuyor. Uzağında kaldı. Onun hava durumunun uzağında kaldı. İnsanlar hava durumunu daha fazla izliyor. Çok acı. Çok acı. Tabii. O bile gerçekten. Çok onlara. O bile çok. Yani hava durumunun da ötesinde gidecekler. Öyle. O kadar mı kötü hocam dizi? Ben izlemedim ama dördüncü. Hayır, artık bizim programlarımız olduğu için onları izlemiyorlar. O tip bozuk dizileri sildi. 5 senedir millet artık seçici biliyor, izlemiyor. Yarın Diriliş gibileri bile izlemezler. Yani tarihi vereceksin en doğru şekilde. Günümüz mesajlarını değil. Sen tarihi anlatacaksın. Tarih bak çok güzel söylüyor. Yaşantısıyla, olayıyla, hadisesiyle o tarihi yansıtacaksın. Evet. Bana bugüne tarihten bugünün bakışıyla o güne gitmeyecek. Bunlar tarihi anlayamaz. İşte en başta ama izleyiciler, vatandaşlar bize tarihimizi öğretecekler diye böyle açtılar modlarını. Evet. Uygulamadan izlediler öyle. Hocam ve onlar o şekilde öğrendi. Yani Diriliş bile ama tarih değil. Ama fark edildi. Diriliş yanlış çok güzel bir dizi ama tarih değil. Bak Özlem Hanım, çok güzel bir dizi fakat tarih değil. Tarihi anlatmıyor. Tarihi anlatmıyor. Arturo. Bozuk. Tarihi yok. Yani tarihi gerçeklere baktığın zaman ben her karesinde hata gösteririm. Böyle. Maalesef. Ertuğrul gibi birini, Noyan'ı öldürttüler. Baycu Noyan. Allah'tan Ertuğrul Baycu Noyan'ın karşısına çıkmadı. Öyle mi? 50 bin kişiyle ortalığı dağıtan bir adam. Ne diyorsun sen Baycu Noyan'ı? Yani o kadar tarihi hatalar yaptılar ki. Halime Hatun Selçuklu şeyi değil ki. Prensesi değil. Kızı değil. Ne hatalar. Bir kısmını biz söyledik de bazen düzelttiler. Tarih olarak hata kokuyor. Fakat iyi niyetli yapılan, bak iyi niyetine her şeyine bir şey demiyorum. Fakat tarih değil. Artık tarih dizileri yapılacak. Ben söyleyeyim. Bundan sonra bu tip diziler de işlemez tarihte. Böyle ya ben yaptım oldu. Nasrettin Hoca kar helvasını ben çıkarttım ben de beğenmedim demiş. Ben icat ettim. Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bunlar da yarın hiç kimse beğenmeyecek. Evet, peki hocam sorulara devam edeyim. Başkanlık sistemini konuşmuştuk geçen hafta. Selçuk Uçar sormuş, demiş ki sistem ülkemizin konumunu ekonomik olarak acaba nasıl etkiler? Hani malum şu son dönemde dolar tırmanışta yeni bir rejim değişikliği gibi bir sistem değişikliği olursa o zaman ne olur? Başkanlık sistemi değil mi? Evet. Başkanlık sistemi aklına gelebilecek her şeyi başkanlık olduğu zaman akla gelebilecek her şeyi en güzel şekilde etkiler. Sanatı da etkiler, ticareti de etkiler, ilmi de etkiler. Biz orada ne söyledik? Karar alırsın. Ötekinde karar alamazsın. Birinde alırsın, uygularsın. Birinde alırsın, uygulayamazsın. Dört tarafından bir karar aldın, yola çıktın. Biri eteğinden, biri ayağından, biri kolundan, biri kulağından tutar çeker. Adım atamazsın, yol yürüyemezsin Özlem Hanım. Bizim parlamenter sistemimiz bu. Yol yürütmüyor, adım attırmıyor. Karar alıncaya kadar aylar geçiyor. Aldığın kararı uygulayıncaya kadar yıllar geçiyor. Sonra da ya yapamıyor bunlar diyoruz, geri dönüyoruz. Buyur. Yapamıyor bunlar. Halbuki yaptırmıyor bunlara. Başkanlık sistemi karar alabilmektir, aldığın kararı uygulayabilmektir. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Evet. Peki, Oğuz Teker sormuş hocam. Diyor ki, başkanlık sistemi size göre doğru olabilir ama şu durumda dört tarafımız resmen kaynarken sistemi değiştirmek doğru mudur? Doğrudur. %100 doğrudur. Belki de tam zamanlıdır. Çünkü zaten şu anda bütün Türkiye'ye sorsak Sayın Cumhurbaşkanımız başkan gibi mi desek hareket ediyor. %99 başkan gibi hareket ediyor. Sanki Türkiye'de başkanlık var demez mi? Değil mi? %99 bunu söyler. Evet.
Özlem Hanım, Bahçeli'ne demiştim. Özlem Hanım, evet. Zaten o olmasaydı Türkiye yoktu. Bakın oynanan oyunlara, başkan gibi adamımız olmasa Türkiye yoktu. Başkan gibi adamımız olmasa bugün ekonomi öyle 50-100 diye çıkmazdı dolar. 7 bin olurdu, 10 bin olurdu, 15 bin olurdu. Ne olduğunu görürlerdi. Bugün Türkiye ekonomik olarak da çökmüştü. Başkan gibi hareket edildiğimiz için böyle. Bunun için işte yeni kapı ruhu denildiği için, birlik beraberlik şeyi olduğu için, hükümet bir noktada o hal diye rahat hareket ettiği için neyi alıyorsun, neyi hareket ediyorsun? 30 yıldır yok Kürt-Türk savaşı, yok çözüm süreci. Hangi işleri yapabildik? Çözüm süreci mi yapabildik? Daha birinci harekette yüzümüze gözümüze bulaştırmadık mı? Ne oldu? Bunlar neden oluyordu? Başa çıkan insanları kukla gibi yapacaksın, oynatacaksın. Parlamenter sistem bu. Tabii başkanlık sistemini vallahi herhalde en iyi biz anlattık bugüne kadar geçen. Daha siyasetçiler inanmıyor. Anlatamıyor. Hangisini dinledik doğru dürüst? Hangisi verebiliyor böyle? Anlatabiliyor. Evet. Başkanlık sistemini iyi anlatabilmeliler. Doğru anlatabilmeliler. Ben %100 diyorum buna. Hiç korkmasın. Hala anlatılamadı değil mi? Anlatılamadı. Hala gerçekten bilinmiyor anlatılamadı. Çünkü. Evet. Anlatılamadı. Haklısınız. Yani başkanlık sistemi yok ya, sistemini koy anlat yani. Tek bir şey var. Başkan elbette ki diktatör gibi olmayacak. Millet seçiyor. Zaten seçiyor. 4 yıllık, 5 yıllık. Ne denetleyecek? Koy bunu hukukçular. Yazın bunu, söyleyin ve anlatın kardeşim. Atla deve değil yani. Bu memlekette artık hukukçu mu yok? Kahtı rical değil artık bu ülke. Her şeyin adamı var bu ülkede, her ilmin. Ülke ilim adamı kaynıyor. Sadece kullanacaksın, değerlendireceksin. Bir tane daha soru alma vaktimiz var ama şu an şeyini bulamadım. İsmini bulamadım. Bir izleyicimiz diyor ki hocam, peki başkan sistemi yerine şu andaki sistemimizin, parlamenter sistemimizin eksik noktalarını tamamlasak, onu düzeltsek, bu sistemle devam etsek, bunun ne gibi bir sakıncası olur gibi bir soru vardı ama izleyicimiz ismi şu an bulamadım. Çok fazla mesaj oldu. Valla biz zaten bununla geçti bizim şeyimiz. Üst üste darbeler gördük değil mi? Ve darbeler hep parlamenter sistemin güya eksikliğini düzeltiyordu. Yani 60 darbesi, bambaşka bir yer. 80 darbesi. 80 öncesi neydi? Gün gelir bunları konuşuruz yani. İnsanlar Kenan Evren'e her sözü söylediler. Ama 80 öncesi neydi? Unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Cumhurbaşkanını bile seçemeyen bir meclis vardı. Parlamenter sistem cumhurbaşkanını seçemiyor. Artık işte kimlere oylar çıkıyordu. Yani sanatçılara, şarkıcılara oylar çıkmaya başlamıştı. Meclis artık çalışmıyordu, dalga geçiyordu. Şu hani bir reklam vardı, ta 40 yıl olacak o hiç eskimeyen bir sanatçımız vardı bizim, eskimez falan filan diye. Aklıma gelmedi. Onun adını duyardım. Ben gencim yani, lise sonlarda ve onların adları çıkıyor. Onları hiç unutmuyorum. 3 tane Zeki Müren'e veya bilmem kime böyle isimlere çıkıyor. Müzeyyen Senar değildi o. Bir başkasıydı. Neyse aklıma gelirse söylerim. Yani şimdi 80 düzeltiyor. Peşinden geliyor 28 Şubat. Başka bir dizayn ediyor. Parlamenter sistem bozuluyor bir daha. Bir önce başkanlık sistemi darbelerin önünü kapatacaktır. Sisteme müdahalenin önünü kapatacaktır parlamenter sistem. Birinci en mühim noktası budur. Ötekini sen neyi düzelteceksin? Ya zaten sistem belli. Parlamenter sistem, nesini düzelteceksin bunu? Doğrusu bu. Bir yamalı bohça yaparsın, öteki onu değiştiriyor, biriki bunu değiştiriyor. Bu sistem bize gitmiyor, parlamenter sistem. Zaten geçen bunu çok iyi insanlara aslında izah ettik. Ben buraya gelebilmek için trilyonları harcayacağım. Ardından da trilyonları çıkartmak için uğraşacağım. Trilyonları 450 tane adam. Bir 450 tane sanki padişah. Yok kardeşim, git orada seçilen seçilsin. Ben orada yetişmiş bir adamı üniversiteden alacağım. Üniversiteden bir kuruş harcamamış, kimseye minnet duygusu olmayan işte Sağlık Bakanı yapacağım. Sağlık Bakanı'nın birini yapıyorsun, kendini getirenlere veriyor.
bütün şeyleri. Ötekini yapıyorsun, başka yerlere veriyor. Hı hı. Bir bakanı getiriyorsun sadece belli şehirden insanlara. Bırakın bunları ya. Hı hı hı. Yani bütün milleti kucaklayan bakanlar olacak. Çok önemli bunlar. Bütün milleti. Hiç kimseye minnet duygusu olmayan insanlar olacak. Gerçekten yetenekli, hak eden insanları getirecek. Ehil insanları getirecek. Böyle bir şey. Bu olursa olur. İçişleri, dışişleri bilmem ne en icracı insanları dışarıdaki insanlardan getirecek. Ötede de yasamayı meclis rahat bir şekilde yapacak yasama görevini. Ne kadar güzel. O sebeple ben yani hiç çok net söylüyorum bunu. Bunu tek bir eksiğimiz var. Anlatamadık. Vallahi en iyi anlatan biz olduk. Başkanlık daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı. Tabii önceki diyelim. Programımızı bir kez daha bugün İzlesinler. İzleyenler izlemedilerse önceki programımızı evet, kayıtları var. Sayın vekillerimiz de bir kez daha izlesinler. Biraz da ona göre hazırlansınlar. Ona göre hazırlansınlar. Tamam. Ya bu çok mühim. Geçen ne diyor şimdi Mehmet Ali Şahin? Ne diyor geçen hafta? İşte şeyler yargılanıyor. Bu HDP terör memleketi bölmek isteyen bunlar çıkarsın diyor. Niye söylüyorsun kardeşim sen o sözü? Niye çıkar? Senin işin bu mu? Yargının el attığı bir hususa, dokunulmazlığı kaldırılmış bir hususa, birisi vatanı böldükten sonra sen mi kalacaksın, ben mi kalacağım? Vatan yok olunca kim kalacak? Peki mesaj vermiş oldunuz. Aynen öyle hocam. Sağ olun. Süremizin de sonuna geldik böylece. Çabuk geçiyor ya. Evet, temel konumuz vardı. Kanuni'nin Bağdat Seferi, Mevlid gecesi, Kandili, değil mi? Evet, Mevlidlerini bir kez daha, evet, Mevlid-i Şeriflerini tebrik ediyoruz. Haftaya da zaten kutlayacağız ve Bahçeli'nin son grup toplantısında dile getirdiği o çift başlı kartal sembolünün ne anlama geldiğini burada hocamızla birlikte değerlendirdik. Sevgili izleyiciler, Tarif ve Medeniyet hashtag'ine gelen sorularınızı aldık. Haftaya hocamız burada, soracağım ben tek tek yanıtını. Alacağız. İnşallah. Hocam bir kere daha ağzınıza sağlık diyelim. Bizi de izlediğiniz için sevgili izleyicilerimiz sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.